Arkadaşlar merhabalar. Sanırım şu anda yayındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Altuğ Özpineci, aynı zamanda benim okuldan hocam. Kendisi şu anda bölümümüzün bölüm başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ilk önce kısaca Altuğ Hoca'yı tanıyalım. Meşhur olmayan fizikçilerden kendisi. Bizim açımızdan meşhur. Yani okulda kendisi bayağı tanınıyor. Ya da ben okula ilk girdiğimde, bölüme ilk geçtiğimde Altı hoca, altı hoca, altı hoca ki sizden ilk dersimi almıştım. Belki hatırlarsınız. Fiziğe giriş, yani fiziğin ilk dersini, mekanik dersini sizden almıştım. Şöyle, altı hoca sizin için çok önemli olduğunu bildiğim birkaç detayı paylaşacağım. Kendisi kaç yılında girdiniz hocam üniversite sınavına? 94 girişliyim. 94, Türkiye 24.sü. Birinci tercih olarak ODTÜ fizik bölümünü yazıyor. Daha sonrasında ODTÜ fizik bölümünü ve matematik bölümünü 3 senede mi bitti hocam ikisi de? 97'de mezun oldum ikisinde. Yani o ekşi sözlükte gördüğünüz efsane şu anda yanımızda. Altı hocam 3 senede hem fizik bölümünü hem matematik bölümünü ve ikisini de 4.0 ortalamayla bitiriyor. Ardından Caltech'ten kabul edip alıp Amerika'ya, Kaliforniya'ya gidiyor. Gerisi sizde hocam. Ondan sonra çok da yapamadığımı fark ettim. Yurt dışında yaşamanın pek bana göre olmadığını fark edip geri döndüm. Yüksek lisansım Bilkent'te 2099'da bitirdim. ODTÜ'ye doktoraya döndüm. 2001'de doktorayı bitirip İtalya'ya gittim. Doktora sonrası araştırmacı olarak 4 yıl İtalya'da bulundum. 2005 yılında da Türkiye'ye döndüm. 2005 yılından beri de ODTÜ'deyim. Ben de zaten 2008 yılında bölüme başlamıştım. Siz de bölümün genç hocalarındandınız. Hocam siz bölüme başladığınızda profesör müydünüz? Yok. Yani Çok kısa yardımcı sürede doçent profesör olarak oldunuz oldum. herhalde. ODTÜ'nün politikası önce zaten yardım doçent olarak başlayabiliyorsunuz. Profesör olmadan önce doçent olmanız lazım. Bir doçentlikten sonra 5 yıl beklemeniz gerekiyor. 5 yıl beklediğiniz zaman şartları da sağlarsanız profesör oluyorsunuz. Biraz da benim tembelliğimden, kaytarmamdan doçent olduktan sonra 7 yıl kadar sonra profesör oldum. Yine de oldukça genç. Yani en azından lise çok hızlı bitmiş. Bu arada hangi lisede okudunuz hocam? Tarsus Amerikan Koleji'nde okudum. Tarsus Amerikan Koleji. Lise normal sürede bitti. Üniversite bir yıl Üniversite erken. hızlı bitti. Hazırlık var mıydı hocam? Yok. Hazırlık da yok. Maşallah. Doktora çabuk bitti. 2 yılda. Doktora 2 yılda bitti. O da güzel. Peki hocam, harika. Arkadaşlar, Altı Hoca ile bir gün şöyle bir şey olmuştu. Bizim Advanced grupta sınıfta çok az öğrenci vardı. Bir günde ben derse bir 10-15 dakika kadar geç kalmıştım. Kimse olmayınca Altı Hoca diğer arkadaşı da alıp kantine inmiş. Sonra kantinde sizinle karşılaştım. Can Dost'la sohbet ediyordunuz. Ona hani fiziğe ilgi duyduğunuzu bu kitabı okuduktan sonra keşfettiğinizi söylemiştiniz. Hani ben de böyle öğrencilerin çok aklına takılıyor. Ben acaba fiziğe gerçekten ilgi duyuyor muyum? Lisedeki fiziği seviyorum ama acaba bu benim için fizikçi olmak için yeterli mi? Kitap Steven Weinberg'in ilk 3 dakika evrenin evriminin ilk 3 dakikasını saniye saniye başlayarak anlattığı, büyük patlama teorisine temellerini anlattığı bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Altı hocam da bu kitabı okuduğunda fizikçi olmak istediğini fark ettiğini söylemişti. Öyle mi oldu hocam? Valla hikaye aslında daha ilginç. Yani ortaokulda fizik konularına hep meraklıydım. Yani okuduğum kitaplardan biri de buydu. Ortaokulun kütüphanesinde vardı. Ama o zamanlar işte fizik bölümü çok meşhur bölümlerden biri değildi. Ben de fizik bölümü diye bir bölüm olduğunu bilmiyordum. O zaman düşüncem işte ya elektronik mühendisi olurum, ya bilgisayar, ya makine mühendisi olurum. Orada da fizik öğrenirim biraz diye düşünüyordum. Şansıma abim var benden 4 yaş büyük. Üniversite sınavına girdiğinde bölüm tanıtım kitapçıkları geldi. Onu kurcalarken baktım fizik bölümü diye bir bölüm var. Ne yaptığını okudum. Dedim tamam bu benim bölümüm. Ben buraya gideceğim. Tabii fizik yazmayı düşünenler muhtemelen hepsi aynı sıkıntıları yaşıyordur. Fizik yazacağım dediğim zaman kıyamet koptu. Vay nasıl fizik yazarsın, işsiz kalacaksın, aç kalacaksın, puanla yazık edeceksin. Peki öğrencilerle konuştuğum kadarıyla hala aynı muhabbetler devam ediyor. Devam ediyor, evet. Şimdi hocam zaten o soruları detaylandıracağız. Ben size öğrencilerden, ben daha önce sosyal medyada, YouTube üzerinden ve
birkaç farklı platformdan, Instagram üzerinden öğrencilere sorular sormalarını istedim. Onların sorduğu sorular içerisinden derledim. Şimdi sorular geliyor hocam size. İlk sorumuz şöyle sorulmuş. Yapabilecek miyim bakalım. Lisede fiziğe hep ilgi duydum. Fizik okuyup okumamam gerektiğine nasıl karar verebilirim? Çünkü sayısal öğrencilerin, işte başarılı sayısal öğrenciler arasında çok yaygın mesela. Fiziği iyi oluyor genelde ve fizik ilgi çekici bir ders. Ve öğrenci aşık oluyor bazen fiziğe. Ama şundan emin olamıyor. Ben mühendis mi olmalıyım yoksa fizik mi yazmalıyım? Nasıl karar verebilir bir öğrenci mesela buna? Yani kolay bir karar değil. Yani öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Fizik bölümüne gelen öğrencilerden mesela sıkıntı yaşayan bir grup öğrenci işte popüler bilim kitaplarını okuyorlar. Popüler bilim kitaplarında çok ilginç geliyor ve ona dayanarak tam ben fizikçi olacağım diye fiziğe geliyorlar ama fizik okumak popüler bilim kitabı okumaktan biraz daha farklı. Sevdiğim bir karikatür var işte bir doktora yapmakla ilgili işte büyük bir çember çiziyor. Büyük çember diyor ki bizim bütün insanoğlunun bütün bilgisi. İşte ilkokulda küçük bir miktarını öğreniyorsunuz, ortaokulda biraz daha büyütüyorsunuz, işte üniversiteye giriyorsunuz, biraz daha büyütüyorsunuz. Sonra master'da yüksek lisansı yaparken bunun üzerinde büyükçe bir çıkıntı yapıyorsunuz. Ve o şekilde insanoğlunun bilgisinin sınırına erişiyorsunuz. Doktorada ise şanslıysanız bu insanoğlunun bütün bilgisi dediğimiz çemberin üzerine küçücük bir çıkıntı yapıyorsunuz. O da şanslıysanız. Şimdi popüler bilim kitaplarını okuduğu zaman öğrenciler işte bir sürü şey öğreniyorsunuz. Çok heyecan verici şeyler. Ama şunu bazen göz ardı ediyoruz. Oradaki kitaplarda bahsedilen konuların keşfi yüzyıllar sürdü. Ve siz o bilgileri topladıkça öğreneceğiniz şeyin miktarı azalıyor. Bir yandan da uzmanlaşmanız gerekiyor. Uzmanlaştığınız zaman da yeni öğrendiğiniz şeyler iyice azalıyor ve bazen insan kendisini çok fazla aynı şeyleri tekrar ediyormuş hissine de kapılabiliyor. İşte bir hocamın bahsettiği bir şey vardı mesela büyük buluşlar çok çalışan insanlar mı büyük buluşlar yapar? Yani büyük buluş yapmak şans işi midir diye hocamın dediği hatta Erdal İnönü'nün bir konuşmasıydı. Erdal İnönü'nün bir lafıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet dedi buluş yapmak şans işidir ama bu şans sadece çalışana vurur. Yani hem çalışmanız lazım, çok çalışmanız lazım ve çok çalışsanız bile büyük bir keşif yapamayabilirsiniz. Biraz mütevazi olmak gerekiyor çünkü şans faktörü çok önemli. Dönemsel olarak bile çok önemli. Mesela bilim tarihinde çok önemli köşe taşlarının işte kat edildiği mesela 1900'lü yıllarla 40'lı yıllar arası var. Şimdi o dönemde yaşayan bir bilim insanıyla 2010-2020 arasında yaşayan bir bilim insanının aynı kaderi paylaşmayacağı kesin. Hani üretimsel anlamda. Böyle bir durum var. Ayrıca Altı Hocam'ın dediğine ben şöyle bir ek yapmak istiyorum. Mesela astrofizikle çok ilgili çok fazla soru vardı hocam. Çok anlaşılır çünkü bu lise dönemlerinde en çok fizikle ilgili izlediğimiz belgeseller astrofizikle ilgili ve öğrenciler ilgi çekici de bir konu. Ama mesela üniversitedeyken öğrenmiştim ben bunu. Teleskopla baktığımızda sadece güneş sistemindeki cisimlerin küresel olarak görebildiğimizi, onun dışında galakside ne varsa noktasal olarak oradan veri elde ettiğimizi, en son bu yapılan kara delik gözlemi dışında. Dolayısıyla bir noktadan gelen verilerin analizi üzerinden bir anlamlandırma, o işte belgesellerde gördüğümüz görsellerin canlandırmaların aslında onun bir ürünü olduğunu, birbiri etrafında dönen iki kara delik çiftiyle ilgili gözlem yaptığımızda aslında baktığımızda hiçbir şey görmediğimizi, gelen sadece bir veri, bir sinyal olduğunu anladığımda ufak bir moral bozukluğu olmuştu. Şöyle düşünüyor insan, yani ben ona bakacaktım, görecektim, yorumlayacaktım, tartışacaktım, ben fiziği seviyorum. Hocamız işte CERN'deki çalışmalara dahil oluyor, parçacık fiziğiyle ilgileniyor, hiç görmediği, hiç göremeyeceği, hatta çoğu zaman da belki şöyle de bir şey şansınız yok hocam. Mesela konu kuantum fiziği olduğu için. Ya ben böyle hissediyorum. Ben böyle bir beklentim var. Bence bu böyledir gibi yer yer öngörüde bile bulunamayacağınız deneye, gözleme göre elde ettiğiniz sonuçların sonucunda teori üretebileceğiniz bir alanda çalışıyorsunuz. Yani bunun zorluğunu... Oldukça soyut. Yani soruya geri dönersek bir de işte nasıl fizikçi olacağınıza karar verirsiniz. Yani niye fizikçi olmamanız gerektiğini söylemek daha kolay. Mesela eğer ünlü bir fizikçi olmak istiyorsanız
bence fizik okumayın. Ya da büyük keşifler yapmak istiyorsanız yine fizik okumayın. Yani fiziği niye okursunuz? Anlamak istiyorsanız. Yani ne olduğu önemli değil. Doğayı anlamak istiyorsanız o zaman olmanız gereken yer fizik bölümü. Bir de ben şöyle söylüyorum. Mesela bir kriter, çalışmayı sevmek gerekiyor. Masa başında vakit geçirmeyi, araştırmayı, çalışmayı sevmeyen birisi. Başlangıç aşamasında matematikle mesafesi çok olan, ben matematik öğrenmek istemiyorum, fizik öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlar mesela. Ben genel olarak çok koptuklarını, sorun yaşadıklarını gördüm. Çünkü onlar fizik diye aslında gördükleri şey o belgesellerde, popüler bilim kitaplarında okudukları işin böyle nasıl diyeyim damıtılmış hali. Ama o üretimi yaparken çok fazla matematiğe ihtiyacınız var. Dolayısıyla matematikten kaçmak gibi bir şansımız olmaması, matematik demek çalışma demek, dirsek çürütmek demek. Hani bu yanın güçlü olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Sonraki soruya yani geçelim. Sadece teorik çalışmalar için değil bu arada. Yani deneysel bile çalışsanız sayılarla aranızın iyi olması gerekiyor. Ve Ertan Hoca'nın da dediği gibi çok çalışmaya hazır olmanız gerekiyor. Şimdi daha sonraki sorularda belki gelir. Bir öğrenciyle konuşurken dün şöyle bir soru sordu. Akademisyen olmanın nesi zor? Mesela zorluklarından biri mesainiz yoktur. Tabii bunu ilk söylediğiniz zaman sanki güzel bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Çünkü mesainiz yok deyince sanki daha az çalışabilirmişsiniz gibi bir hava yaratıyor. Ama mesainizin olmaması genelde şu demek, çalışma saatlerinizin işte gece saatlerine doğru kayması, sabaha doğru kayması, hafta sonlarına doğru kayması demek. Zaten kaymıyorsa yine fiziğe geldim. Evet, öyle de bir durum var. Bir de genel olarak hani birazdan konuşacağız. Akademik olarak düşünen kişiler özellikle bence mütevazi bir yaşamı tercih ettiklerinin farkında olmalılar diye düşünüyorum. Çünkü zaten zamanın çoğu çalışmaya gidiyor. Mütevaziden kastım maddi ve manevi anlamda aslında ikisi de birlikte. Yani gerçek manada çalışmayı seven, üretmeyi seven insanlar olmalı. Ama hocamın da dediği gibi ben illa bir keşif yapacağım kesinlikle. Aksi takdirde mutsuz olurum, mutlu olamam diyorsanız istatistikler sizin mutsuz olacağınızı gösteriyor. Çünkü hani adı sanı duyulmuş keşif yapan bilim insanı sayısıyla bilim alanında çalışan insan sayısını kıyaslayınca arada çok ciddi bir uçurum var. Bunun farkında olmak gerekiyor. Geçtim bir sonraki soruya. Sizce kimler fizik okumalı? Bence bu soruyu yanıtlamış olduk. Mümkün olduğunca. Fizik okumak için çok idealist mi olmak lazım? Lise düzeyinde fiziğe ilgi duymak yeterli midir diye sorulmuş. Şimdi fizik okumak için idealist mi olmak lazım? Mesela gelen öğrencilerden birisi benim için ilginçti. Mesela fiziğe gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu işte akademisyen olayım. İşte Ertan Hocam'ın dediği gibi mütevazı bir hayat akademisyenlerin hayatı büyük oranda. Ama bu öğrenci diyordu ki ben kendime şirket kuracağım. Ben şirket kurmak için fiziğe başladım. Temeli öğreneyim sonra kendime zaten şirketi kurup devam edecek bir yol bulurum. Ha, mesela bu idealistten anlaşılan genelde bu olmuyor. Mesela bunun için de gelebilirsiniz. Ama bu arkadaş da idealist aslında bir yönüyle. Yani idealistten ne kastettiğinize bağlı. Tabii. Şimdi lise düzeyinde fiziğe ilgi duymak yeterli mi? İlgi düzeyinizin ne olduğuna bağlı. Şöyle dedim, eğer fizik derslerinde gördüğünüz konulardan heyecan duyuyorsanız ve mutluysanız onlarla uğraşmaktan gelmeyin. Yani fiziğe gelmek istiyorsanız fizik derslerinde gördükleriniz size yetmiyorsa, yeterli bulmuyorsanız, başka şeyler öğrenmek istiyorsanız ve araştırmanızı yapmaya başladıysanız yine fizik bölümüne bekleriz. Ben mesela öğrencilere yaz aylarında ne yapabilirim? İşte Feynman'ın ders notlarını mı okuyayım? İşte o okunabilecek bir kitap. Ya da diyorum ki popüler bilim kitaplarını okuyun ki bunları lise yıllarında tüketin. Hem de bu esnada hani fizik okuyup okumamanız gerektiğine böyle karar verme fırsatı bulursunuz. Popüler bilim kitapları okumak tek başına yeterli değil ama o düzeyde, o yaşta yapılabilecek belki en iyi şey olabilir. Bir sonraki sorumuza bakalım. İyi bir sıralama elde etmiş birisinin, yanımızda oturuyor kendisi, fizik bölümü seçmesi mantıklı olur mu? Şimdi idealist gibi burada mantıklıdan ne kastettiğinize bağlı biraz da. Şimdi bana sorarsanız öğrenci arkadaşlara verdiğim, yani üniversiteye gelenler de dahil, işte bölüm tercih etmeye başlayanlar da dahil, siz ne istiyorsunuz? Sevdiğim bir örnektir. Mesela eşim benim psikolog, bir mühendislerin ağırlıklı çalıştığı bir yerde çalışıyordu. Orada ilk işte tanıştığımız zamanlarda ne yaptığını sordum psikolog, yani o mühendislerin olduğu yerde ne yapıyor diye.
Yani dedi temel olarak yaptığım diyor insanlar burada verimli çalışabilecek mi onu analizini yapmak. Nerede verimli çalışabilir? Şimdi eğer sizin aklınızda sürekli fizik varsa, fiziğe ilgi duyuyorsanız, fizik yapmak istiyorsanız ve kalkıp başka bir mühendisliğe gittiyseniz ve ama aklınız fizikte ise zaten yaptığınız işte başarılı olamayacaksınız. O yüzden öyle biriyseniz mühendisliğe gitmenizin çok da bir anlamı yok. Kendinize yazık ettiniz. Ha, fiziğe geldiğinizde zor mu olacak? Evet, zorlukları var her meslek gibi. Ama mesela iyi bir sıralama, iş kaygısı var çoğu öğrencilerde ve özellikle anne babalarda. Şimdi iyi bir sıralama yaptıysanız ve o tempoyu devam ettirdiyseniz muhtemelen üniversitede oldukça başarılı olacaksınız. Üniversitede başarılı olduğunuz için yüksek lisans doktora da iyi bir yere gidebilirsiniz. İyi çalışmalar yapacaksınız. Ve yine temponuzu devam ettirirseniz bu durumda da iyi bir işiniz de garanti. Ben buna şöyle bir ek yapacağım hocam. İyi sıralama elde etmiş öğrenciler içerisinde çok fazla fizik, matematik olimpiyatına girmiş öğrenci oluyor. Yani bu konulara daha fazla ilgi duyan, daha fazlasına ihtiyaç duyan kişiler olabiliyor. Ve bazen fiziği, matematiği çok seven kişiler mühendisliğe gittiklerinde hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Çünkü mühendisliğin belki okurken daha yani eğitim aşamasında bunu tam hissetmiyorlar ama mezun oldukları zaman o potansiyellerini değerlendiremediklerini hissedebiliyorlar. Çünkü bir şirkette bir projenin yazı işleriyle ilgilenirken bulabiliyorlar kendilerini. Bir yerde müdürlük yaparken bulabiliyorlar. Yönetimsel işlerde bulabiliyorlar. Bunlar meslek hayatının bir parçası. Yani asla küçümsemiyorum. Sadece hani iyi bir puan almış birisi fiziği değerlendirdiği gibi mühendisliği de değerlendirmeli. Bir mühendis günlük hayatta neler yapıyor? İşe gittiğinde ne yapıyor? Bunu da çok iyi anlamalı. Çünkü onun yaptığı o işi gerçekten bildiğinde eğer sevmeyecekse 4 sene okuyup sonrasında da mühendis olup bu sonuçla o anda karşılaşmak yerine hemen yüzleşip erken karar vermesi bence daha mantıklı olur. Sıralamanın da zaten bu noktada bireysel anlamda hiçbir önemi kalmıyor. Yani sonuçta mutsuz olduğunuz bir hayat sizi başarısızlığa götürecektir. Yani mesela fizik yine popüler bir bölüm. Jeoloji de olabilirdi. Bir insan ben jeolojiyle ilgili çok ciddi çalışmalar, iyi çalışmalar yapmak istiyorum deyip idealist bir şekilde en iyi eğitimin verildiği yere gidebilir. Ardından direkt doktoraya kabulünü alıp doktorasını bitirip Türkiye'ye akademik anlamda en ileri jeologlardan biri olarak geri dönebilir. Yani bunun önü açık her zaman temel bilimlerde. Yani buraya bir şey daha eklemek istiyorum. Biraz soruyla alakasız olacak belki de. Mesela siyaset bilimi ve kamu yönetimi diye bir bölüm de var ODTÜ'de. Oradan bir hocayla konuşurken birisi işte şeyi sordu. İşte fiziğe de çok sorulan sorulardan. Sizden mezun olanlar ne iş yapıyorlar? Elçi mi oluyorlar? Elçi olamayanlar ne yapacak diye. Hocamızın gayet net güzel bir cevabı vardı. Bence fizik için de uygulanabilir. Onun dediği yani bizim öğrettiğimiz, temelde öğrettiğimiz şey öğrencilerimize sorgulamayı, kritik düşünmeyi öğretiyoruz. Bu bilgiyle iş buluyorlar. Aslında yani mühendislikte de çok farklı bir şey değil. Yani başvururken diplomayı kullanıyorsunuz ama zaten oraya gittiğinizde edindiğiniz bilgileri kullanmanız o bekleniyor. Çünkü zaten hiçbir okulda öğrendiğiniz bilgiyle bir işe girip o bilgileri kullanarak doğrudan birebir çalışamıyorsunuz ama kendinizi geliştirerek bunu yapabiliyorsunuz. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Çok yaygın bir soru bu. İşte mühendislik okurken fizikte çift anadal yapmak ne derece zor olur ve ne derece mantıklı olur? Buna nasıl bakıyorsunuz? Çünkü çok fazla yapan var. Benim dönemimde iki arkadaş vardı. Hem de elektroniğin hem en başarılı öğrencileri hem de fiziğin en başarılı öğrencileri arasındaydı bu arkadaşlar. Aslında belli ki fizikçi olmak istiyorlardı ama elektroniğe gitmişler. O zaman popüler olan elektronikti, şimdi bilgisayar oldu. Haliyle bir yandan da fizikten çift anadal yapıyorlardı. Şimdi mesela bu soru genelde beni gülümseten sorulardan biridir. Çünkü işte fizik okuyacağım ben dediğim zaman kıyametler koparken bir yandan da ailem sürekli ikna etmeye çalışıyordu. İşte mühendislik oku, fizikte çift anadal yaparsın. Bak öyle bir şansın da varmış. En azından işin garanti olur. Bir taraftan mühendis olursun diye. Ve ikna da olmuştum son dakikaya kadar. Son dakikada işte abim derecede yapınca biraz önce size bahsettiğim şey. Derece yapmışsın zaten. Geleceğin garanti, işin garanti. Fizik okumak istiyorsan fizik oku dedi. Fiziğe geldim. Matematikle çift anadal yaptım. Şimdi mühendislik okurken fizikte çift anadal yapmak ne derece olur sorusuna ben şunu soruyorum. Niye? Niye fizikte çift anadal yapmak istiyorsun?
Ya da niye mühendisliğe gidiyorsun? Şimdi bu soruda benim gördüğüm şey işte biraz aile baskısıyla iş garantisi olsun diye mühendislik okuyayım da o garanti o cepte olsun. Ama ben fizikle ilgileniyorum. Şimdi Ertan hocam da bahsettiği gibi bunu yapan çok kişi var. Yapabilenler büyük bir çoğunluğu zaten mühendislik diplomalarını alıyorlar. Sonra fizikte yüksek lisans ve doktora yapmaya geliyorlar. Zor olur mu? Şimdi zor da öğrenciden öğrenciye değişecek. Şimdi bana da hep soruyorlar işte fizikle matematik aynı anda okumak zor muydu? Yani sevdiğiniz bir işi yaptığınız sürece zor değildir o. Ha, sevmiyorsanız o zaman zor olur. Aynı şey burada mühendislik ve fizik çift ana dal için de geçerli. Şimdi tabii çift ana dal dediğiniz zaman, mesela ben matematikle çift ana dal yaptım. Ama o zaman çift ana dal yapmak için 10-15 tane ekstradan ders almam gerekiyordu. Mesela şu anda fizik öğrencileri matematikle çift ana dal yapmak istedikleri zaman ben tavsiye etmiyorum. Çünkü 30-40 tane ders almaları gerekiyor. Şimdi aynı anda 30-40 tane yan dal, çift ana daldan, 30-40 tane de kendi bölümünüzden ne kadar vakit ayırabileceksiniz? Yani ders burada, programı bile zor oluyor hocam bayağı. Programı ayarlamak zor. Yani burada önemli olan öğrenmek. Yani öğrenebilecek misiniz? Şimdi tabii burada kritik olan şey ne kadar hızlı öğrenen biri olduğunuz. Yani kimi insanlar var hızlı öğrenir. Ben şansıma hızlı öğrenenlerden biriydim çoğu zaman. Bazı konular var, kimi insanlar var yavaş öğrenir. Yani bu daha başarısız, daha tırnak içinde aptal anlamına gelmiyor. Sadece daha çok vakte ihtiyacı var. Şimdi eğer siz çok hızlı öğrenen biri değilseniz ve böyle bir hem mühendislik okuyayım hem işte fizik ya da başka bir bölümde çift ana dal yapayım diyorsanız size o konuları öğrenmek için yeterince vaktiniz olmayacak demek. O zaman da başarısız olacaksınız. Yani onu biraz kendinize göre ayarlamanız lazım. Bir de tabii yine şunu da sorayım. Niye bu işi yapmak istiyorsunuz? Ona da net bir cevabınızın olması lazım. Yani bu soruda da doğru veya yanlış bir cevap diye bir şey yok. Siz niye istiyorsunuz bunu? Genelde dediğiniz gibi meslekle ilgili garanti, aileyi ikna etmek için bir yöntem ya da okumak istediği üniversitenin mühendislik bölümüne puanı yetmeyip fiziğe gidip oradan işte çift ana dal yaparak oranın diplomasını da elde etme fikri var. Ama tabii ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani tam tersi bile varken yani elektronik okurken bölümünü bırakıp ya da bırakmayıp çift ana dal yapan elektronikten çift ana dal yapıp aslında kafasında elektroniği bitirmiş çok insan tanıdım. Yani hiç yüksek lisansla doktora da elektroniğe geri dönmek gibi bir niyeti yok. Fizikten yüksek lisans doktora yapıp fizikte ilerlemek niyetinde. Ve aslında şöyle yapsa onun için daha iyi olurdu. Fizik yazsaydı, elektronikten almak istediği ders vardıysa onları yan dal ya da seçmeli ders olarak alsaydı. Ki muhtemelen böyle olduğunda almayacaktır o dersleri. Hele ki teorik fizikçi falan olmak istiyorsa muhtemelen hiç istemeyecektir. O yüzden bana da şey geliyor. Çift ana dal yani yapan arkadaşların sürekli öğrenci sekreterliğinde görüyordum. Ders programı yapmakla uğraştıkları için sürekli o çakıştı, bu böyle oldu. Sınavlar çakışabiliyor, bir sürü sıkıntı olabiliyor. Program çok da kalabalıklaşmış durumda. Her zaman şey seçeneği var. Bir dersi gidip alma, öğrenme seçeneği var. O değerlendirilebilir. Böylece öğrenci kendisine göre bir plan yapabilir. Çünkü lisans programı size sorulmadan hazırlanan bir program. Ama siz zaten bir lisans okurken pekala kendinize uygun bir program yapıp öğrenmek istediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Bir de tabii öğrenme şey illa derslerde olması gereken bir şey değil. İlla kayıtlı olduğunuz derslerde olması gerekmiyor. Yani siz meraklıysanız, öğrenmek istiyorsanız gidip o derse girebilirsiniz. Ya da kütüphaneler oldukça zengin. Gerçi şimdi internet zaten en zengin kütüphane. Öğrenmemeniz için bir gerek yok. Yeterince motiveyseniz tabii. Peki arkadaşlar sorularınızı alacağız. Önce bazı sorulara cevap verelim. Şundan kaynaklı. Buradaki bazı sorulara şimdi cevap vermiş olacağız. O yüzden eksik kalanları tamamlayacağız. Siz sorularınızı yazdığınızda ekipteki arkadaşlar soruları buraya benim karşıma düşürüyor. Hocamızla birlikte bakıyoruz. Ama hani eksik kalan yerleri mutlaka tamamlayacağız. O konuda hiçbir çekinceniz olmasın. Üniversite fiziği lisede gördüğümüz fizikten çok mu farklı? Bu bir bilinmezlik. Benim zamanımda çok büyük bir bilinmezlikti. Yani ne bir YouTube'a girip ODTÜ'de bir fizik dersine videosuna bakma şansım vardı ne başka bir şey. Benim hani ilk önerim bu konuda mesela Altı Hocam'ın da hatta videoları var. Şöyle bir açıp oradaki videolara şöyle bir bakabilirler. Ama soruyu yine de size bırakayım. Lisede gördükleri fizikten çok mu farklı? Yani epey farklı konular var. Şimdi lisedekiden bana sorarsınız ama en büyük farkı yaklaşımı.
Yani özellikle birinci sınıfta gelen öğrencileri gördüğümüz zaman işte sınav odaklı da biraz olduğu için mesela bizim için önemli olan bir soruyu doğru bir şekilde ifade edebilmek. Çözümü doğru bir şekilde ifade edebilmek, anlatabilmek. Yaptığınız çözümü savunabilmek. Yani birinci sınıf özellikle gelen yani konu itibariyle birinci sınıfın birinci dönemi lisede gördüğünüz konularla çok benzer. O yüzden öğrencilere ilk verdiğim tavsiye, ben bu konuları biliyorum diye geçmeyin. Burada gördüğünüz konular aslında o konular değil. Burada bir dili öğreniyorsunuz. Fizikçi dilini öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi en büyük fark burada başlıyor. Şimdi o dili öğrenirseniz devam zaten kolay gelecek. O dili öğrenmezseniz o zaman 4 yıl biraz sizin için zor geçecek. Hatta şey gibi isyanlar olabiliyor hocam. Kafada kurulanla orada karşılaşılan, yani bence şöyle, herhangi bir lisans eğitimine bir öğrenci tabi olmalı. Çünkü yılların deneyimi, tecrübesiyle şekillendirilmiş bir eğitim. Kafada bazı farklı fikirlerle, ki bu fikirler gerçekliğe dayanmaksızın, kafada kurulmuş bir takım şeyler. Mesela öğrenci astrofiziğe çok ilgili. Geliyor ilk sınıfta astrofizik görmeyince, ben niye bunu görmüyorum? İşte ben bu zaten Newton hareket yasaları, ben bunu şeyde gördüm, lisede gördüm. Şimdi niye görüyorum? Gibi böyle şeyler olabiliyor. Matematikte işte görülen biraz ileri düzey matematiğe, bu benim şimdi ne işime yarıyor? Tabii bu benim ne işime yarıyor bir üçüncü sınıf öğrencisine sorsanız öyle demeyecek. Çok iyi biliyor ki zamanında iyi öğrenmediği için sıkıntı yaşıyor o konularda. Ama böyle bir şey, bir ön yargı var. Hani biz kendimizi biliyor zannediyoruz. Bölümün programını beğenmiyoruz. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Fizik bölümünün programı, normalde eğitim sistemiyle ilgili çok fazla eleştiri sunan birisiyim. Lisede, başka yerde. Ama şunu biliyorum. Bizim fizik eğitimimizin programıyla Bilkent'in, Boğaziçi'nin, Türkiye'de diğer okulları bilmiyorum çok fazla. Oradan arkadaşlarım olduğu için biliyorum. Harvard'ın, MIT'nin, Oxford'un programına baktığımız zaman programlar birebir aynı. Okutulan ders kitapları nitelik olarak ya aynı ya içerik olarak tamamen aynı. Aynı kitaplar. Dolayısıyla aslında rafine edilmiş bir eğitim sistemi var burada. Bence buna lisans düzeyinde 4 yılda bir kere tabi olmak gerekiyor. Mutlaka bir bildikleri vardır demek gerekiyor. Yani lisans düzeyinde zaten üniversite eğitimi Ertan hocamın da bahsettiği gibi 3 aşağı 5 yukarı standartlaşmış durumda. Bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela birinci sınıf öğrencileri geldiğinde, yani birinci sınıflardan örnek vermemin sebebi yani o lise eğitimini almış, henüz daha üniversiteye adapte olmamış öğrenciler ne gibi zorluklar yaşıyorlar onu biraz vurgulamak için. Mesela sordukları sorulara çoğunlukla bir soru sordukları zaman çoğunlukla verdiğim cevap, hadi gel önce bu soruyu bir tanımlayalım. Yani çünkü bir soru gramer olarak doğru olması o cümlenin illa anlamlı bir soru olduğu anlamına gelmiyor. Yani buradaki tanımlara bakalım, tanımlayalım ki öğrenci tanımladığı zaman o sorunun ne olduğunu ya saçmalığını fark ediyor ya zaten çözümünü fark ediyor. Yani o yüzden birinci sınıf bir dili öğrenme diye niteliyorum. Evet, bahsettiğiniz uyum sorunu çok ciddi yaşanıyor. Hani üniversitedeki gördüğü şeye, bunlar işte gereksiz şeyler, bunlar yanlış falan gibi böyle şeyler olabiliyor. Ama tabii ki haklı değiller. Peki, devam edelim. Mühendislikle fizik ikiliminde kalmış bir öğrenciyi düşünelim. Hangi faktörleri göz önünde bulundurmalı? Aslında birçoğunu saymış olduk. Ben meslek yaşamı, mühendislikte meslek yaşamı bana daha ön plana çıkıyormuş gibi geliyor. Çünkü fizikle en bariz bir şekilde ayrıştığı yer orası. Fizik bölümüne başlamış bir öğrenci mezun olduktan 10 yıl sonra nerede? Mühendislikteki birisi 10 yıl sonra nerede? Çünkü çok farklı hayatlar yaşıyor oluyorlar genellikle. Akademide devam eden bir fizikçi için söylüyorum. Fizikçi eğer 4 yılı bitirip zaten sanayideki alanlara yönelecekse muhtemelen mühendislikle benzer bir şey yaşıyor. Yani şimdi bu soruya cevap vermek için işte mühendislik nedir, fizik nedir? Bir ara bir mühendis bir arkadaşla sohbet ederken o da bir ara büyük şirketlerden birinin akademi kısmının başındaki mühendis arkadaşlardan biri. O şundan bahsetti mesela. Diyor ki gidiyoruz işte IBM'e gidiyorlar, Intel'e gidiyorlar. Ne yapıyor bu şirketler diye görmek için. Ve bunların Ar-Ge merkezlerinde biyoloğu var, fizikçisi var, matematikçisi var ama mühendis yok. Yani çünkü diyor atıyorum bir derinin altında bir sensör mü yerleştireceksiniz? Hangi sensörün yerleştirilmesi gerektiğini, ne gibi özellikleri olması gerektiğine karar verilse onu zaten biz mühendisler olarak yaparız.
Ama o karar verme işini biz yapamıyoruz. Onu temel bilimciler yapacak diyor. Yani bence mühendislikle fiziğin, yani benzer bir şey işte biyologdur, matematik için de söyleyebilirim. En temel farkı o. Güzel. Yani aslında şeye hep öğrencilerin aklında Ar-Ge oluyor ama aslında Ar-Ge'nin arka planında çok ciddi anlamda fizikçiler var. Bir örnekte mesela popüler olduğu için işte CERN, işte parçacık fiziğinin önemli merkezlerinden biri. Bir ara şeye bakmıştım, ne kadar fizikçi çalışıyor diye. Çalışanların, CERN'de çalışanların sadece %3'ü fizikçi. Yani bir fizik laboratuvarı. Yani %3'ü fizikçi. Bunlar ne yapılacağına karar veriyor. Bunların uygulanmasını ve uygulamanın geliştirilmesi mühendislerin işi. Hocam bu arada ben Amerikalılardan etkilenerek herhalde CERN diyorum. Siz CERN diyorsunuz. Avrupalılar öyle mi söylüyor? Ben de uzunca bir süre CERN diyordum. Sonra Fransızca konuşan bir arkadaş işte CERN dersen kimse senden nereyi kastettiğini anlamaz. Onun aslı CERN'dir dedi. Düzeltmeye çalışıyorum. Evet ben de fark ettim onu. CERN. Arkadaşlar önemli bir bilgi bu arada. Aydınlandık bu arada. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki soruya geçelim. Akademide kalmayı düşünmeyen birisi için fizik okuyup mühendislik yüksek lisansı yapmak mı yoksa mühendislik okuyup fizik yüksek lisansı yapmak mı mantıklıdır? Şöyle bir düşünce oluyor hocam. Ben iyi bir mühendis olmak için fizik de bilmem lazım. Acaba fizik yüksek lisansı yapmalı mıyım gibi bir düşünce oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi benim tavsiyem nereye gitmek istiyorsanız hayatınızda ona doğru yaklaşın. Yani biraz geriden başlayabilirsiniz, biraz farklı bir noktadan yaklaşabilirsiniz ama ona doğru ilerleyin. Mühendis olmak istiyorsanız, yani yüksek lisansınız mühendislikte olsun. Ha, lisansı fizikte başlayıp yüksek lisansla mühendisliğe geçebilirsiniz. Ne olur bilmiyorum açıkçası. Ama mühendis olmak istiyorsanız, mühendislikte başlayıp fiziğe geçmek çok şey gelmiyor. Ama tabii biraz önce Ertan Hocam da bahsetti. İyi bir mühendis olmak istiyorsanız da fiziği bir miktar bilmeniz lazım. Yani bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Fizik dersi alabilirsiniz. Yani üniversiteye gittiğiniz zaman pek çok seçmeli dersiniz olacak. Çift anadalı çoğunlukla tavsiye etmiyorum öğrencilere ama yan dal yapma şansınız var. Çok daha az derste ilgi duyacağınız derslerle. Yan dalda daha fazla ders alma şansınız olabilir. Kendinizi fizik bilgisi bakımından geliştirebilirsiniz. Temelde hocam şöyle bir şey oluyor benim gördüğüm. İyi bir lisans eğitimi almış birisi bir disiplin kazanmış oluyor. Bu kazandığı disiplinle başka alanlardaki çalışmalara çok hızlı adapte olabiliyor. Mesela diyelim ki öğrenci çalıştı metalurji malzeme mühendisi. Malzeme bilimi üzerine çalışacak ve yaptığı araştırma gereği kuantum fiziği öğrenmesi gerekiyor. Neyi, nereden, nasıl, kimden, hangi sorularla öğreneceğini öğrendiyse lisans yıllarında kolaylıkla bu soruyu çözebiliyor. Hatta belki bir lisans öğrencisinin iki dönemde öğrendiği kuantum fiziğini yoğun bir çalışmayla bir dönemde öğrenebiliyor. Doğru kişilerle de temas edip yani ben sadece işte internetten birilerinden kitaptan çalışıyorum, eksiklerim vardır, bunu da şöyle kapatırım dediğinde doğru yöntemi bulduğunda bence bunu çözebiliyor. Yani lisans mezunu olmanın böyle bir şey var. Yani kendi adıma söyleyeyim şu anda matematikte bir şey öğrenmek istesem yapacağım en son şey matematik bölümünde bunun dersine kaydolmaya çalışmak olur. Sınıfa gidip dinleyebilirim ama muhtemelen kitabı açıp çalışırım. Çünkü muhtemelen benim için daha verimli olacak. Muhtemelen yani ne istediğini bildikten sonra ona odaklı. Yani şimdi lisans eğitimi dediğiniz eğitim hangi bölüme giderseniz gidin. Size geniş çaplı bir temel vermekle yükümlü aslına bakarsanız. Yani fizik bölümüne gelirseniz şunu dememeniz lazım. Ya da öyle düşünmüyor olmanız lazım. Biraz önce Ertan Hoca da bir miktar bahsetti. Ben astrofizikçi olacağım. O zaman sadece astrofizik dersi alayım. Bu bana sorarsanız büyük bir hata. Yani bunun sebebi bir geniş bir vizyon edinmeniz lazım. Yani başka alanlarda ders almanız size bunu sağlayacaktır. İki, bugün belki astrofizik ilginizi çekiyor ama diğer alanlar hakkında ne kadar bilgili olduğunuzu da sorgulamanız lazım. Yani o alanları öğrendiğiniz zaman belki gerçekten ilginiz o tarafa kayacak. Ya da atıyorum bugün astrofizikle ilgileniyorsunuz, 10 yıl sonra ilginiz başka bir alana kayacak. Oraya da kaçabilecek temeli vermesi lazım. Yani lisans programlarının böyle bir misyonu da var. Ama siz işte Ertan Hocam doktorasını yapıyor şu anda. Kendisine odaklanmış, yolunu seçmiş, yaşı da gelmiş. Artık benim şunu öğrenmem lazım dediği zaman gidip onu öğrenebilir. Ama bu işte aldığı lisans eğitimi sayesinde. Çok fazla şeye odaklanmamak gerekiyor bence. Hani işte
yani bir nevi CV oluyor artık. O işte şuradan mezun, şunu yaptı, bunu yaptı. Bir noktadan sonra tamam, yani üniversite mezunluğu, yüksek lisans nerede bitirdiğiniz falan, bunlar önemli ama sizde ne kaldı, ne kadar birikiminizin olduğu çok daha ön plana çıkıyor. Hem meslek yaşantısında hem akademik yaşantıda. Ve artı nerede eğitim aldığınızın ötesinde, atıyorum mesela ODTÜ'ye geldiniz diyelim ki, müfredat belli. O müfredatı takip edip mezun olabilirsiniz. Bu size 60 kişiden biri yapar. Siz onun üzerine ne yaptınız? Ha, bu sizi işte siz yapacak. Sizi diğerlerinden ayıracak neler yaptınız? Şimdi biraz hızlandıracağım hocam soruları. Şöyle yapalım. Birçok şeye genel cevaplar verdiğimiz için daha böyle hızlı olarak gidebiliriz. Mesela etrafımızda fizik bilgisi benden daha fazla iyi olan öğrenciler var demiş. Bazı öğrenciler yazmış bunu. İşte olimpiyatlara gittiler, böyle yaptılar, böyle yaptılar. İşte sınıfta fizikte daha başarılıydılar. Onlar varken benim fizik yazmam ne kadar mantıklı diye soruyor öğrenciler. Yani mesela şimdi düşünüyorum, tanıdığım başarılı fizikçiler arasında kaç tane olimpiyatçı vardır diye. Yani çok fazla yok. Yani olimpiyat öğrencileri hızlı başlıyorlar ama çabuk sıkılıyorlar gördüğüm kadarıyla. O yüzden devam edemeyebiliyorlar. Şimdi işte etrafınızda çok fazla, daha fazla bilenler var. Tam olarak neyi kastettiğinizi bilmiyorum ama biraz önce de biraz bahsetmeye çalıştım. İnsanların öğrenme şeyi hızı farklı. Burada sonuçta nereye varacağınızı ne kadar azmettiğiniz belirleyecek daha ziyade. Bazıları 5 yıl içerisinde bir noktaya gelir. Sizin için belki 10 yıl sürer o. Ama 10 yıl sonra gelirsiniz. Bir sonraki soruya geçelim. Fizik mezunları akademide devam etmezlerse hangi alanlarda iş bulabilirler? Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Şimdi mezunlarımız arasında birisi yanımda. Tabii en çok çalışılan sektörler işte IT sektörü, bilgisayar işine giren çok fazla var. Askeri sanayi yavaş yavaş fizikçi almaya başladı. Orada epey fizikçi istihdam etmeye başladılar. Medikal sektör var. Tıbbi araçlar satan sektörlerde. Mesela benim bir öğrencim yüksek lisansı beraber yaptık. Sonra dedi akademik hayat bana göre değil. Ben devam etmeyeceğim dedi. Medikal sektörde devam ediyor. Çalıştığı yerde de genelde dedikleri orada hem aletlerin tanıtımı ve öğretimiyle ilgileniyor. Diyor ki sen ondan istedikleri bütün aletleri bir miktar bileceksin. Ya zaten temelini bildiğin için bunları anlaman senin için çok kolay olacak. Ha, çok fazla uzmanlaşma gerektiren bir problem olursa onun ayrı bir uzmanı var. Ama ondan beklediğimiz bütün her şeyi bilecek. De bu Türkiye'deki durum. Şimdi sevdiğim bir başka örnek de mesela Almanya'daki bir durum. Oraya henüz gelmedik ama umarım önümüzdeki 5-10 yıl içinde geleceğiz. Bir öğrenci, ben teorik fizikçiyim bu arada, teorik parçacık fizikçisiyim. Lisansta benim grubumla çalışıyordu. Master doktora için Almanya'ya gitti. Kendisi burada bu arada hocam. Dilege az önce yazdı. Dilege yorum yazdı ama hala yayında mı bilmiyorum. Ha. Neyse iyi, kulaklarını bol bol çınlatıyorum zaten Dilege'nin. Bir Türkiye'ye geldiği zaman işte Almanya doktoradan sonra Almanya'da devam etmek istemiş. Almanya'da kalmak istedi. Bir iş bulma şirketinde CV'sini yüklemiş. Aramışlar. Tam Türkiye'ye geleceği zaman işte bana bir uğradı. Şirket sinek avlıyor. Yani böyle deyince tabii Türkçe'de biraz yanlış anlaşılıyor ama gerçekten bilimsel olarak sinek avlıyorlar. Sineklerin yerini seslerinden belirleyip oraya bir işte bu Sheltox gibi böcek ilaçlarının bir parçacığını fırlatıp vurup öldürüyorlar. Şirket bunun üzerine araştırma yapıyor. İşte Dilege'yi aramışlar. İşte Dilege de demiş ki benim öğrenci, ya yanlış aradınız herhalde, benim bu konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani onların yaklaşımı şu, işte hoşuma giden yaklaşımı, yani önemli değil. Siz fizikte doktora yaptıysanız bu proje için ihtiyacınız olan her şeyi zaten 3 ay içinde öğrenirsiniz. Ondan sonra bize faydalı olursunuz. Yine sohbet ediyoruz arada. Diyordu o da ilk başta başladığımda düşündüğüm giderim, dinlerim. Başka da bir katkım olmaz gibi geliyordu diyor. İşte çünkü bir yandan biyologlarla çalışmak gerekiyor. Makine mühendisleriyle çalışmaları gerekiyor. İşte sinekleri anlamaya çalışıyorlar. Makine mühendisleriyle bu nasıl fırlatırlar onu anlamaya çalışıyorlar. Epey farklı disiplinden insanlarla çalışmak zorunda kalmış. Sonra diyor ki yani fark ettim ki ben hepsini zaten anlayabiliyorum.
Yani işte fiziğin kattığı şey o. Yani bir sağlam bir temel. Pek çok mühendisliğin temeli. Temelini anlayabiliyorsunuz, katkı sunabiliyorsunuz. Yani o işin optimizasyonu, geliştirilmesi, uygulanması tamam, o mühendislerin işi. Ve şu anda proje lideri olarak devam ediyordu en son konuştuğumda. Kendisine selamlar. İşte Türkiye'de bu aşamaya henüz gelmedi. Ama o yönde ilerleme var. Ufak çaplı özel firmalarda şöyle oluyor hocam, benim gözlemlediğim. Bir ihtiyaçları oluyor. Bir startup, özel farklı bir iş yapıyorlar. Piyasada o işin tecrübesine sahip kimse olmayınca kime alsak bu işi hızlı öğretebiliriz ve buraya hızlıca katkı sunmaya başlar diye oluyor. Aslında Türkiye'de ufak çapta böyle bir dönüşüm var. Ama hala şey tabii ki çok geçerli. Hani birçok firma iş ilanı açarken pozisyona uygun, işte orası makine mühendisine uygunsa makine mühendisi diye açıyor. Ama ben bunun zamanla değişebileceğini de düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi Avrupa'da ve Amerika'da farklı örneklerini görebiliyoruz. Yani büyük şirketlerde de bu değişmeye başladı artık yavaş yavaş. Onlar da fizikçi almaya başladılar. Aselsan için, Havelsan için Aselsan. Ankara'dan bildiğimiz örnekler. Fizik mezunlarının sadece bir iş bulma şansı ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Siz tabii ODTÜ öğrencilerini biliyorsunuz. Fizikçilerin şöyle bir şanssızlığı var. Mesela Ertan Hocam bahsetti. İlana çıktığınız zaman işte şu mühendis, bu mühendis, iş tanımı bellidir. O tanıma uygun mühendis istenir. Şimdi fizikçiler bu tanıma uymuyor. O yüzden sizin biraz kendinizi anlatmanız gerekecek. Yani nasıl katkı sunabilirsiniz? Mesela bu biraz önce bahsettiğim öğrencinin proje liderliği benim bana sorarsanız fizikçiler için biçilmiş kaftandır. Çünkü pek çok alanda çalışan pek çok kişiyle konuşmanız lazım. Onlarla iletişim kurmanız lazım. Yani ben şöyle söyleyeceğim. Benim dönemimden mezun olan arkadaşlarımı tanıyorum. İş bulma yani zaman zaman işte o iş mi olsun bu iş mi olsun diye arada kalanlar oldu ama genel olarak çoğunun iş bulduğunu biliyorum. Yani ot fizik mezunları için şunu söyleyebiliriz galiba. Sizde daha doğru istatistikler vardır. İş bulmayla ilgili sıkıntı yaşamıyorlar. Akademide devam etmeyenler. Akademide devam edenler zaten onlarla çok yoğun da görüşemiyorum. Yani çoğu yurt dışına gidiyor. Doktora sonrası çalışmalar vesaire bir şekilde devam ediyorlar. Tabii akademide kalmanın da zorlukları var. Ama yani o konuda değinmek ister misiniz hocam? Ya şimdi bir ara bir anket yapmıştık bize gelen öğrencilere. Birinci sınıfta gelen öğrencilerin %75'i akademide kalmak istiyorlar. Ya bu bizim için güzel bir şey. Yani akademisyen olmak için fizik bölümüne gelen öğrenciler. Ama biraz düşünürseniz sonuçta bir iş piyasasını düşünün. Akademisyenlik için, akademisyenliğin kısmını düşünelim. O iş piyasası o kadar hızlı büyümüyor. Yani biz işte yılda ortalama 60 mezun veriyoruz. O da sık sorulan sorulardan biri. ODTÜ fizik bölümü yılda 2-3 mezun veriyor diyorlar diye. Yılda 50-60 tane mezun veriyoruz. Ama alabileceğimiz her emekli olan hoca yerine sadece bir kişi alabiliriz. Yılda yaklaşık 1-2 hocamız emekli oluyor. 60 mezundan yaklaşık 1-2 kişiyi alabiliriz. Yani lisans mezunlarından en fazla %5'i akademide devam edebilecek. İşte akademide devam etmek istiyorsanız bu %5'in içine girmeniz gerekiyor. Peki devam edelim. Ben bunu arasam bu akademide iş bulmayla ilgili bir istatistik daha paylaşayım. Teknoloji politikaları bölümünde de yüksek lisans yapan bir asistanımız vardı. Onun bana verdiği bir bilgi. Mesela doktora mezunlarının yüzde kaçı akademide devam ediyor? İşte Amerika'da ne kadar, Almanya'da ne kadar, Türkiye'de ne kadar? İlk başta söylediğinde beni oldukça şaşırtmıştı. Amerika, Avrupa'da doktora yapanların, fizikte doktora yapanların akademide devam etme ihtimali edenlerin oranı %1'den az. Türkiye'de ise %100'e yakın. Doktora yapanlar çünkü mutlaka işte akademide devam edeceğim diye bir istekleri oluyor. Sayısı olarak da az olabilir hocam. Sayısı olarak azlar. Bir de Türkiye'deki akademi iş piyasası büyüyen bir piyasa. Yani üniversite sayılarımız arttı mesela. Fizik üniversitelerde fizikçilere de ihtiyaç var. Yeni 4-5 yıl oldu sanırım yeni çıkan bir yasa üniversitelerden bağımsız araştırma merkezlerinin kurulmasına da imkan tanıyor artık.
Yani işte yurt dışına bakarsanız bilim ve teknolojide gelişmiş olan ülkelere hepsinin üniversiteden bağımsız araştırma merkezleri vardır. Türkiye'de yok gibi bir şey. Artık olabilecek. Tabii o merkezler kuruldukça o merkezde çalışan araştırmacıya da ihtiyacımız olacak. Fizikçiler de bunlar arasında. Yine o Türkiye'deki araştırma iş piyasası en azından fizikçiler için büyüyecek. Peki. Soru şuydu hocam. O soruyu atlamayalım. Akademide kalmayı düşünmeyen birisi de fizik okuması mantıklı mı? Şimdi bu mantıklı mı sorularına hep verdiğim cevabı buraya da vereyim. Ne amaçla, ne istiyorsunuz? Hayatınızdan ne istiyorsunuz? Yani şöyle, iş hayatında sektörde devam edecek, şey dışında sanayide vesaire devam edecek gibi, ben öyle anlıyorum soruyu. Atıyorum, bir mühendislik pozisyonunda çalışmak istiyorsanız fizik okumak bana sorarsanız çok da mantıklı değil. Ama işte inovatif bir iş yapmak istiyorsanız fizik okumak oldukça iyi seçeneklerden biri. Peki. Ama tabii inovasyonla uğraşmanın getirdiği kendi sıkıntılar, sorunlar var. Türkiye için belki özellikle. Dünya için. Peki genel olarak fizik bölümlerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bölümlerin geleceği deyince benim aklıma hemen kontenjanlar geliyor. Kontenjanlar, işte dolmayan kontenjanlar, işte kapatılan fizik bölümleri, o hikayeleri okuduk durduk. Şimdi bir ara merak ettim, Türkiye'de kontenjanlar nasıl değişmiş? 2003'te yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de üniversitelerde fizik kontenjanı 13.000 ve kontenjan doluyor. Bir sonraki sene 16.000'e çıkıyor ve kontenjanlar dolmamaya başlıyor. Ondan sonra fizik bölüm kontenjanları hem talep azalıyor, beraberinde yok da kontenjanları azaltıyor. Şimdi tabii bu kötü bir şey gibi görünüyor. Talep yok, şey yok, ilgi yok. Ama bir yandan da yani burada problem nerede başladı? Şeyi merak ettim. Mesela bilim ve teknolojide gelişmiş olan ülkeler dediğimiz, işte Amerika, Almanya gibi ülkelere baktım. Fizik mezun sayıları 3.000. Yani şimdi Türkiye'de 13.000 kontenjana çıktı bir ara. Bana sorarsanız bu 13.000 sayısı çok fazla Türkiye gibi bir ülke için. Tabii ondan sonra kontenjanlar epey azaltıldı. İşte fiziğe verilen destekler azaldı. Biraz kötü bir dönem geçirdik bölümler olarak. Kontenjan düştü, şu anda 1.000'in altında. Ve kontenjan 1.000'in altına düştükten sonra yeniden destekler başladı. İşte TÜBİTAK destek vermeye başladı şu anda. YÖK temel bilim okumak isteyenlere maddi destekler veriyor. Ve bu destekler arttıkça talep de artmaya başladı. Şimdi umarım kontenjan 1.000'de kalır, talep arttı diye talep arttırılmaz. Yani 1.000 bana makul bir sayı gibi geliyor. Bölümlerin geleceği hakkında, o yüzden yani şu aşamadan sonra gelecek daha parlak gibi görünüyor. Yani bir taraftan destekler artmaya başladı. Talep eden öğrencilerin başarı sıralamaları daha yukarıya çıkmaya başladı. Diğer taraftan işte biraz önce bahsettim, işte araştırma merkezleri Türkiye'de kurulmaya başlanacak. Yani şu anda çok fazla bir örneği yok ama en azından yasal düzenleme yapıldı. Yani o yüzden bölümlerin geleceği parlak görünüyor. Tabii Türkiye çok çabuk da değişen bir ülke. Önümüzdeki 5 yılda ne olacak tam da bilemiyorum. Bir sonraki soruya geçelim hocam. ODTÜ ile ilgili sorulara geldik. Bölümle ilgili sorulara. ODTÜ fizik bölümünün akademik kadrosunun niteliğinden bahsedebilir misiniz? Ben kısaca, şimdi hocam objektif olmak adına farklı şeyler söyleyebilir ama ben şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki üniversiteler içerisinde akademik kadrosu en zengin üniversitelerden bir tanesi mi? Biri mi? Direkt o mu? Çünkü ben diğer üniversitelere şöyle bir bakmıştım. Popüler üniversitelere. ODTÜ'nün kadrosu çok çok geniş ve çok farklı alanda çalışan akademisyen var. Şimdi sayı olarak sanırım bir İstanbul Üniversitesi'nden daha küçüğüz. İstanbul Üniversitesi, tam yanlış hatırlamıyorsam, bizden biraz daha büyük. Ama sayıdan daha önemli bana sorarsanız, yani fiziğin her alanına yakın çalışan bir hocamız var. Yani fiziğin her alanı, çok fazla alan var ama hangi alana ilgi duyuyorsanız ona yakın, birebir örtüşmeyebilir bir hocamız mutlaka var. Şimdi o ODTÜ fiziğin bana sorarsan en büyük avantajı da o. Hocalarımızın büyük bir çoğunluğu zaten tanınmış üniversitelerde işte yüksek lisans doktorasını yapıp dönmüş hocalarımız, yurt dışı deneyimleri, yurt dışı bağlantıları olan hocalarımız. Yani bilim dediğiniz şey bir aşamadan sonra uluslararası bir şey zaten. Sadece kendi ofisinizde yapabileceğiniz bir şey değil.
gerek yurt içi olsun, gerek yurt dışı bağlantıları olsun aktif çalışan hocalarımız çok. Ben geçen sene yaptığım yayında da belirtmiştim. Farklı bölümler olduğu gibi, yani neyi kastediyoruz burada? İşte katal fiziği çalışan var, plazma fiziği çalışan var, işte güneş enerjisiyle ilgili işte solar cell çalışanlar var. Ondan sonra kozmoloji parçacık var, fiziği, kozmoloji ve her birinde şey de var hocam. Çok başarılı, yani Türkiye'deki çok başarılı isimler de var. Bence bu da bir artı. Şöyle bir güzelliği var ODTÜ fiziğin. Bir öğrenci lisansa başladığı zaman belki şeyi çok bilemeyebilir. Ben acaba hangi alana kendimi yönelteceğim? ODTÜ'de bu zenginliğin olması bence bayağı güzel. Ben mesela bitirme projemi astrofizik üzerine yapmıştım. Sonradan astrofizik çalışmayacağımı biliyordum. Ama hani lisanstayken bir kere onu yapmak istedim. Astrofizikteki çalışmaların içerisine girmek istedim. Benim için bayağı güzel bir deneyim olmuştu. Daha sonrasında zaten teorik alana kaymış oldum tamamen. Yani gelen öğrencilere de genelde tavsiyem, yani ben fizikte illa şu alanda çalışacağım diye gelmeyin. Bir gelin bir tanıyın. Farklı alanları bir tanıyın. İşte birinci sınıfta laboratuvarlarda projelere dahil olan öğrencilerimiz var. Gidin bir laboratuvarlarda biraz çalışın. İşte biraz üçüncü, dördüncü sınıfa geldiğinizde bir bakın teorik çalışmalar nasıl. İşte Ertan Hocam'ın bahsettiği astrofizik gibi, yani o alanda çalışmayacak bile olsa bir tanıyın. İçine girin, bir tanıyın. Ondan sonra karar verirsiniz. Kesinlikle böyle. Yani bölümün kadrosunun zenginliği ve farklı alanlarda çalışan insanların olmasının şöyle bir artısı var. Mesela diyelim ki bir kuantum fiziği dersini mümkünse bir parçacık fiziği anlatan birinden de alabiliyor olmak bence bir artıdır. Çünkü dersin arasında size bazı notlar verebilir. Ya da mesela orada yaptığı bir şeyin kendi çalışmasıyla olan bağlantısını anlatıp sizi güncel problemler hakkında bilgilendirebilir. Bunlar bence bayağı büyük artılar. Böylece siz de bilim camiasında gündem ne, araştırmalar ne aşamada, işte cevaplanması gereken sorular neler, biraz bunlara dair fikir sahibi olabiliyorsunuz. Biz hocam sizden ders alırken mesela arada işte el kaldırıp mutlaka parçacık fiziğiyle ilgili sorular soruyorduk. Yani onları hatırlıyorum mesela ve farklı alanlarda çalışan hocaların olmasının gerçekten öyle bir güzelliği var diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce Ertan Hocam da bahsetti mesela. Lisans eğitimi müfredat kitaplarına kadar 3 aşağı 5 yukarı standarttır. Yani hangi üniversiteye giderseniz gidin aşağı yukarı aynı kitaplardan aynı konular anlatılır. Ama üniversiteden üniversiteye değişecek olan standart olmayan, işte Ertan Hocam'ın bahsettiği gibi, tamam bir konuyu görüyorsunuz. O konuyla ilgili hoca kendi alanıyla ilgili bir değişik bir bakış açısı olur. Onu da size aktarabilir ya da sorarsınız. Şey bile çok önemli oluyor hocam. Tarzı bile çok önemli oluyor. Yani mesela birisi kafasından işlem yapıyor. Birisinin odasına girdiğinizde işte kağıtları üst üste yığmış, el yazısıyla işlemler yapmış. Birisi bilgisayarı çok iyi kullanıyor. Birisi öğrencilerle ilişkisi çok kötü. Birisinin öğrencilerle ilişkisi çok iyi. Yani o bence bir şey katıyor insana, vizyon katıyor. Birisi Avrupa'da doktorasını yapmış, birisi Amerika'da. Yani böylece mesela gidip bu konuda soru sorabiliyorsunuz son seneye geldiğinizde. Bence bunlar bayağı güzel artılar. Kadronun zengin olması her zaman için güzel bir şey. ODTÜ fizik bölümünün dünyadaki yeri nedir? İki boyutta tartışalım bence. Bir, lisans eğitimi. İki, akademik çalışma, bilim üretimi. Şimdi lisans eğitimiyle ilgili şunu söyleyeyim mesela. Bizim mezunlarımızdan epey bir kısmı işte Amerika'ya gidiyordu. Şimdi Almanya'ya gidiyorlar. Avrupa'ya daha çok gitmeye başladılar ama. Mesela Amerika'ya gidenlerin büyük bir çoğunluğu orada aldığı derslerde en azından derslerinde birinci oluyor. Yani çünkü hiçbir problem yaşamıyorlar. Avrupa'ya gidenler biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biraz yani bizim eğitim sistemi Amerika'ya biraz daha yakın olduğu için oldukça başarılı oluyorlar oradaki derslerinde. Şimdi bu lisans eğitimin düzeyiyle ilgili. Şimdi akademik anlamdaki başarısı, işte bir tarafta üniversite sıralamaları var. İşte 500-600 bandında. En azından popüler sayı bu. Şimdi tabii popüler sayı, herkes bunun üzerinde gidiyor da bunu da biraz yorumlamak lazım. Yani bu 500 ne demek? Yani 400. olunca ne anlama geliyor bu? Yani bunlar bana sorarsanız o kadar da anlamlı şeyler değil. Ha, şimdi bir MIT değiliz ama iyi bir üniversiteyiz. Yani dünyadaki üniversitelerde düşünürseniz işte bir Süper Lig diyelim. İşte MIT'dir, Harvard'dır, onlara bakalım.
Biz orada değiliz. İyi bir konumdayız ama yine de. Bir de bu sıralamalara bakarken şuna da bakmak lazım. Yani bir süredir işte bu sıralamaları gündeme getiren yöneticilerimize de hep hatırlatıyorum. Yani tamam, bu sıralamaların hepsi bir çıktıya bakıyor. Ne çıkarmış bu üniversite, bu kurum? Diyorum ki bir de girdiye bakalım ama. Yani sen ne veriyorsun ki ne çıktı çıkıyor? Şimdi bunu koyduğumuz zaman bana sorarsanız bizim hocalarımız bu, yani bu böyle bir verimlilik tanımlarsak eğer az bir girdiyle çok iş yapabiliyor. Yani o da bence önemli bir parametre. Yani teker teker hocalarımızı alırsak, bu hocalarımızı alıp işte top üniversite dediğimiz üniversitedeki hocaların, bilim adamlarının yanına koyarsak onlardan aşağıda kalmazlar. Dün bir caps gördüm hocam. Şöyle işte Amerikan matematik takımı Çin'i yendi diye böyle esprili bir şey. Amerika takımının tamamı işte hani Asyalı çekik gözlü. Yani Çinli aslında. Yani işte mesela ben Amerika'da işte bir yıl kaldığımda siz de görmüşsünüzdür. Çok fazla Avrupalı pek yok zaten. Amerikalılar gözlemlediğim kadarıyla yani Türkiye'den, Orta Doğu'dan, Asya'dan gelen öğrenciler daha başarılı gibiydi. Bunlara maddi imkan sağlıyor. Bunlara birçok olanak sağlıyor. Haliyle bu insanları çekiyor. Akademisyen açısından da bu durum böyle. Dolayısıyla o kişiyi çekince o kişinin yaptığı akademik üretim de oranın hanesine yazılıyor. Ve bu üniversite sıralamaları da işte alınan atıf değerine çıkar, üretilen makaleye göre belirlendiği için ister istemez bunu belirliyor. Burada şeyi bence unutmamak gerekiyor. Her ne kadar hani bu kurumların başarısı önemli de olsa siz aslında orada bir birey olarak var oluyorsunuz. Yani mesela diyelim ki MIT'den doktoraya kabul aldınız ve sizinle hiç iletişim kurmayan bir doktora hocanız var. Oraya gittiniz, ondan hiç beslenemiyorsunuz. Ha, MIT'nin ortamından, oradaki seminerlerden, tanıştığınız insanlardan kesinlikle beslenirsiniz. Onu hiç tartışmıyorum. Bazen şöyle oluyor, böyle tercihler yapılıyor. MIT'den kabul alıyor, başka bir okuldan kabul alıyor. İkisiyle de görüşme yapıyor, diğerine gidiyor. Çünkü oradaki ortamın onun için daha iyi olacağını düşünebiliyor. Yani olayın bireysel boyutuna geldiğiniz zaman durum biraz farklılaşabiliyor. Yani orada mesela şunu da düşünmeniz lazım. Lisans eğitimi dediğim gibi biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Biraz size fizikte temel verecek bir eğitim. Mesela bu bakımdan MIT iyi bir üniversitedir. Ama ilgi alanı bakımından küçüktür. Yani lisans eğitimi düzeyinde en azından MIT yerine Ertan Hocam'ın bahsettiği gibi o sıralamalarda ilk 5'te olmayan bir üniversite size daha çok şey katabilir. Ha, doktora ayrı mesele. Evet, yani üniversitenin araştırmadaki başarısı bazen çok sizden apayrı bir şey bile olabiliyor. Hatta şöyle bile olabiliyor. Sen bir okula gidiyorsun. O okulda sen katal fizikçisi değilsin. Astrofizikçisin. O okul katalde meşhur patır patır makale yayınlıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor. 5 sene önce Nobel ödülü almış oradaki bir hoca falan. Ama seninle hiçbir alakası yok o çalışmanın. Yani o öyle durumlarla da karşılaşılabiliyor. Yani o yüzden biraz böyle geniş düşünmek lazım. Ben lisans eğitiminde hocam, birazdan gelecek o sorular. İşte Boğaziçi mi ODTÜ mü diyen öğrencilere mesela gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. İkisi de çok kaliteli okullar. Akademisyenler, öğrenciye katacakları vizyon itibariyle mesela. Yani sadece ikisini değerlendirdiğimde. Diyorum ki hangisinin kütüphanesinde daha çok ders çalışacaksan, hangisinde olduğunda mutlu olup daha iyi çalışacağını düşünüyorsan orayı tercih et. Çünkü zaten hani alacağın şeyler, oradan alacağın şeyler birebir neredeyse aynı gibi, ekstra kendini mutlu hissettiğin yerde ol ki verimli ol, iyi bir sonuç elde et. Yani ben genelde diyorum ki İstanbul'da mı okumak istiyorsun, Ankara'da mı okumak istiyorsun? Çok ciddi bir ayrım zaten. Şehir yaşantısı itibariyle. Devam edelim. ODTÜ Fizik bölümünden çıkan bilimsel başarılardan bahsedebilir misiniz diye sormuş bir arkadaşımız. Yani mesela en yeni çalışmalardan biri işte Altan Baykal hocamızın bir keşfi oldu. İşte nötron yıldızlarıyla ilgili. Daha önce nötron yıldızlarında hiç görülmemiş bir özelliğe sahip bir nötron yıldızı keşfetti. İşte hatta British Royal Academy'de orada web sayfalarında falan yayınlandı. Epey bir olay oldu. Bunun dışında genelde şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum bir yandan da. Büyük projeler ne var? Bu ülkede ne yapıyoruz? Bir taraftan da. Bir Günam diye bir merkezimiz var mesela. Günam şu anda Türkiye'de milli bir güneş enerjisi santrali geliştirmek için başı çekiyor.
İşte bu projede işte güneş pilleri üretilecek, sanayiye öğretilecek nasıl yapacakları. Gerisi sanayi endüstriyel boyutta üretmeye başlayacak. Yani biraz önce fizik mi mühendislik mi kıyaslaması da vardı mesela. Burada da fizik bu şeyi geliştirdi. Hocalarımız nasıl üretileceğini öğrendik. Sanayiye aktaracağız, ondan sonrası onların işi. Bir de bu soruya belki şeyde lisans düzeyinde dahil edilebilir hocam. ODTÜ'den mezun olup yurt dışındaki çalışmalara giden kişileri de gene sonuçta buranın başarısı olarak sayabiliriz. Yani lisans, yani elimizde olan itibariyle, çünkü arkadaşlar şimdi üniversite tercihi yapacaklar ve ODTÜ'nün bu yönüyle yani Türkiye'deki o sayılı zaten bütün üniversitelerin yurt dışına gittiğiniz zaman işte doktora da sorduğunda hangi okul aşağı yukarı çıkan bir tablo var ve orada yapılan başarılı çalışmaların arkasında da burada alınan lisans eğitiminin, hatta buradaki lisedeki eğitim vesaire birçok şeyin artısı olduğu görülüyor. Neyse, gündem dışında da bir şeylerden bahsedeyim de. ODTÜ fizik bölümü olarak işte Türkiye'de ilk uzay radyasyonu test laboratuvarını kurduk. Bence büyük başarılardan biri. Türkiye'de büyük bir teleskop yapılıyor Erzurum'da. Onun bir parçasıyız. Tabii yani büyük kolaborasyonların parçası olmak için mesela CERN'deki çalışmalara katılıyoruz. Orada CMS kolaborasyonunda çalışmaları yapan hocalarımız var. Onun dışında mesela teorik alanda, yani teorik alanda tabii şöyle bir şey var. Yani gördüğüm kadarıyla teorik alanda zaten işte ödül falan almak çok zor olduğu için ve ödül alınca popüler olduğu için son zamanlarda böyle, yani sadece ODTÜ için değil belki aynı şey Harvard için bile geçerli yani. Teorik alanda ödül almak çok zor olduğu için pek fazla şey duyamıyoruz belki de. Bir de zaten ödül almak için fizik çalışmayın, fizikçi olmayın. Bir sonraki sorumuz. Fizik bölümü olarak laboratuvar olanaklarınız yeterli mi? İki türlü cevaplayalım. Bir, lisans eğitimi için. İki, yüksek lisansta doktorada çalışma yapan kişilerin çalışma yaptıkları laboratuvarlar. Şimdi bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Yani laboratuvar imkanı hiçbir zaman yeterli olmaz. Her zaman daha iyisini isteriz. Daha yeni aletlerimiz olsun isteriz. O bakımdan yeterli değil. Ama lisans araştırması yapabiliyor muyuz? Lisans derslerimizi verebiliyor muyuz? Evet. Ya da laboratuvar çalışmaları yapabiliyor muyuz? Evet. Şimdi laboratuvar olanakları dendiği zaman, mesela araştırma laboratuvarlarını düşününce, çoğu zaman bunların bütçelerini zaten üniversiteler karşılamaz. Yani bunlar projelerden yapılır. Proje işte bir zamanlar Kalkınma Bakanlığı'ydı, şimdi yok. DPT'ydi, şimdi Kalkınma Bakanlığı oldu. TÜBİTAK'ın projeleri var. Bu projelerden bütçe aldıkça laboratuvarlarınızı yaparsınız ya da işte şimdi bakanlıklar da proje veriyor. Yani yeter. Şimdi bunu cevaplayacak tam doğru hoca da değilim belki. Yani hiç laboratuvar çalışması yapan biri olmayarak. Ama hocalarımızdan çok da şey yakınlığını duymadım. Yani işte benim şöyle bir ihtiyacım var. Karşılamıyorsunuz. Bir de genelde benim gözlemlediğim şey oluyor hocam. Doktora yapan arkadaşları işte uygulamalı alanlarda düşünerek söylüyorum. Zaten bir çalışmaya dahil olmuşsa onun zaten laboratuvarı kurulmuş oluyor. İmkanları var oluyor. Yani şey gibi olmuyor. Ben bunu yapacağım ama yok. Yani zaten bir yönlendirmeyle olana doğru yöneldiğimiz için bu her yerde de böyle zaten. Yani Harvard'da da olsanız oradaki laboratuvarlara uygun çalışmalar yapmanız gerekiyor. Yani laboratuvarlar bir de biraz önce dediğim gibi projelerden karşılandığı için, yani biraz oradaki bir problem varsa devletin problemi diyeyim. Yani biraz önce de bahsettiğim bütün üniversitelere ne imkanlar tanıyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Daha fazlasını ister miydik laboratuvar olarak? Evet. Her zaman. Peki, ODTÜ Fizik bölümü mezunları için yurt dışı imkanları nasıl? Şimdi fizik bölümü seçmeyi düşünüyorsanız, özellikle de sonradan yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız mutlaka şuna bakın. Çalışan hocaların yurt dışı bağlantıları neler? Yani sadece kendi başına ofisinde mi çalışıyor? Sadece işte bulunduğu bölüm hocalarıyla mı çalışıyor? Yoksa yurt dışında işbirliği yaptığı insanlar var mı? Yani çünkü yurt dışına başvurduğunuz zaman tam sizin transkriptinize bakacaklar. Yayınları da önemli tabii. Uluslararası yayınları önemli. Yurt dışına başvurduğunuz zaman transkriptinize bakacaklar. Notlarınızı değerlendirecekler. Ama ondan daha önemlisi hocaların sizin için yazacağı referanslara bakacaklar. Şimdi mesela şöyle düşünün. İşte Ertan hocam diyelim ki yurt dışında bir hoca yurt dışına gitti. Orada bir kadro buldu.
Şimdi ben Ertan'a yaz deyip de ya Ertan bak böyle iyi bir öğrenci var hadi bunu al dediğimde alacaktır diye tahmin ediyorum. Ama hiç tanımadığı biri, ne olduğunu duymadığı biri Ertan'a gidip de ya bu öğrencim çok iyi hadi siz bunu bölüme alın derse niye alsın? Ha, ODTÜ fizik özelinde dönecek olursak, yani hocalarımızın yurt dışı bağlantıları var, tanınmışlıkları var. Tabi bazı hocalarımız kendilerini daha çok derslere adamış durumdalar. Onu da ayırmakta fayda var yani. Derslere ağırlık veren hocalarımız var. Bir de araştırmaya ağırlık veren hocalarımız var. Araştırma yapan hocalarımız da uluslararası düzeyde araştırma yapıyor. Bunun anlamı şu, tanıdıkları insanlar var. Bizzat tanımamış olsa bile yurt dışındaki araştırmacılar bizim hocalarımızın yayınlarını biliyorlar. O yüzden o hoca bir referans yazdığı zaman bu da kimmiş demeyecekler. En kötü ihtimalle internete girip yayınlarınıza bakacaklar. Aa bu iyi işler yapıyormuş bu adam diyecekler. Referansının ağırlığı artacak. Yurt dışı imkanları var mı? Var. O bakımdan yani çok da zorlanmıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, akademik yani düşünmüşler gidiyor. Bir zamanlar Amerika'ya başvuru çoktu. Son senelerde oradaki politik durumdan da kaynaklı biraz. İşte bazı öğrenciler kabul alsa bile gidemediği durumlar oldu. Son senelerde biraz Avrupa'ya doğru ağırlık daha fazla olmaya başladı. Yani aslında Türkiye'de saygın bütün temel bilim okullarının yurt dışı imkanları açık. Yani gördüğüm kadarıyla öyle. Çünkü hepsini okuyan arkadaşlar böyle bir istekleri varsa yurt dışına gidebiliyorlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani işte ben ODTÜ'de okudum, ben Boğaziçi'nde okudum ya da İTÜ'de okudum. Ben oradan mezunum artık. Ben kesin yurt dışına giderim diye bir şey yok. Tabii. Yani siz orada okuyup üzerine ne koydunuz? Yani bu belirleyici olacak. Yani siz işte derse girip çıkıp sonra hiçbir şey yapmadınız mı? O zaman bir hocanın size yazacağı referans sadece işte dersimi aldı, dersimden o notu şudur olacak. Derslere aktif katıldınız mı? Ya da ders dışı hocayla proje yaptınız mı? Yani bir hocanın işte şu dersimi aldı, o dersten şu kadar aldı demesi kimseyi etkilemez. Karşı tarafta kabul edecek kişiyi. Ama bir hoca sizin için ya bu derste şöyle aktifti, şöyle güzel sorular sordu. Sonra ders dışı geldi benimle proje yaptı, projede işte şu kadar iyi işler yaptı, şu kadar çok çalıştı derse o şansınızı epey arttıracaktır. Şimdi hocam bir sonraki sorumuzu aslında az önce bir yanıtlamıştınız. Yarısını yanıtlamışım. 7-8 yılda bitmiyor. Yılda 3 kişi mezun oluyor gibi dedikodular doğru mu fizik bölümü için? Fizik bölümüne yılda 90 öğrenci giriyor. Yılda mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 50 civarı. Şimdi birinci sınıflarda bir yığılma var. Orada 150 kişi var. Bu 150 kişiden bu arada 30 kadarı zaten hiç derse bile gelmiyor. Yani ne yaptıklarını açıkçası bilmiyorum. Yani muhtemelen fiziğe gelmişler, bir sonraki sene sınava girip başka bölüme geçmek istiyorlar. Şimdi bu 30-90 kişiyle olarak düşünürseniz işte bir pipeline'daki 90 kişi, 30 zaten bırakınca geriye kalanların büyük bir çoğunluğu da mezun oluyor. Kaç senede bitiriyorlar derseniz ortalama mezuniyet süremiz yanlış hatırlamıyorsam 4,5 yıl. Evet yani dedikodu aslında dedikodudan ibaret. Neden böyle bir dedikodu var hiç bilmiyorum. Zamanında öyleymiş. Öyle miymiş? 70'lerde falan 70'lerde 80'lerde öyleymiş. 3-4 kişi mezun ediyormuş. Atalı Öcalan'ın dönemi. Anlatmıştı çünkü bana. ODTÜ fizik bölümünün fiziğin alt dallarındaki akademik durumu nasıldır? Bence bu soruyu hocam yanıtladık. Büyük oranda cevap verdik sana. Eklemek istediğiniz bir şey varsa? Şu anda yok. Bir üniversitenin akademik kadrosunun belirli bir alanda çalışan fizikçilerden oluşması, daha teorik alanlara ilgi duyan biri için lisans seviyesinde sıkıntı yaratır mı? Yani aslında burada başka bir üniversite verilmişti özel olarak. Ben soruyu düzeltirken hata yapmışım. Sorulmak istenen şey şu. Bir üniversite var, o üniversitede belli bir alanda çok fazla çalışan hoca var ama ben teorik fizikçiyim ve o alan teorik fizik alanı değil. Benim o üniversiteye gitmem mantıklı olur mu? Bilkent Üniversitesi'ni kastediyorum o hocam. O anlaşılıyor zaten hemen. Ya sonuçta Bilkent Üniversitesi dediğiniz zaman iyi bir üniversite. Yani kalkıp işte Boğaziçi, ODTÜ kıyaslaması yapıyoruz ama Bilkent de Boğaziçi, ODTÜ düzeyinde bir üniversitedir. Oradan da mezun olsanız, ODTÜ'den de mezun olsanız 3 aşağı 5 yukarı iyi bir düzeyde mezun olursunuz. Alınan lisans eğitimi? Lisans eğitimi bakımından çok bir sıkıntı da olmaz. Ha eksiğiniz olur mu? Yani şimdi Bilkentli arkadaşların arkasından konuşuyormuş gibi hissediyorum kendim biraz ama onlardan birisi de olsa... Şimdi biraz önce de biraz bahsettik. Şimdi dersler standart. Bilkent'e de gitseniz alacağınız dersler 3 aşağı 5 yukarı aynı. ODTÜ'ye de gelseniz alacağınız dersler 3 aşağı 5 yukarı aynı.
Şimdi tabii seçmeli ders olayı var mesela. Sık sık gündeme geldi. Lisansa geldiğiniz zaman çok da kendinizi sınırlamayın. Farklı alanlarda ne var bir öğrenmeye çalışın. Bunu nasıl öğrenirsiniz? İşte o alan, farklı alanlarda çalışan hocalarla konuşarak öğrenirsiniz. O alanda dersler alarak öğrenirsiniz. Şimdi tek bir alanda çalışan hocaların olduğu bir bölümde bu şansınız çok fazla yok. Böyle bir eksiğiniz olacaktır. Ama bu eksiği de kapatabilirsiniz de. Yani işte verilen, örnek verilen üniversite ODTÜ yanınızda. Gelip ODTÜ'den ders alabilirsiniz. Ama tabii oraya gidin diye söylemiyorum. ODTÜ'de hepsi her an elinizin altında bütün alanlar. Peki, teşekkürler hocam. Yani ben de hani ODTÜ dışında bir yerde okumadığım için yorumlamak belki zor olur ama şunu kesinlikle hissediyorum. Ben diyelim ki optik üzerine çalışmıyor olsam da bir gün bölümde karşılaştığım bir arkadaşın elinde işte projesini görüp onun optik üzerine çalıştığını görmek güzel bir şey. Bana bir şey katıyor illa. İşte onların yaptığı sunumlara katılmak, ki hocamın dediği gibi yani ODTÜ'de yapılan bütün sunumlar zaten bütün üniversite öğrencilerine açık. Hepsine katılabilirler. Hakeza biz de Bilkent'te olduğu zaman gidiyoruz zaten. Hani o yönüyle hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi üniversite seçerken ama bir şey daha düşünün. Yani üniversite eğitimi dediğiniz şey bir grup dersin toplanması değil. Yani onun çok daha ötesinde, bunlardan bana sorarsanız önemli şeylerden biri de sosyal hayatı nasıl? Mesela Bilkent'in sosyal hayatı ile ODTÜ'nün sosyal hayatı çok farklıdır. Bunda yani iyi ya da kötü demiyorum. O artık sizin tercihinize kalmış. Ama bunu da bir düşünün. Ben gerçekten dediğinize çok katılıyorum. Yani şöyle çok fazla, yani şöyle ODTÜ öyle bir kontenjanı var ki çok fazla bir geniş bir yelpazeden insanlar alıyor ve onlara bir biçim veriyor. Ben hep düşünüyordum yani bu biçimi nasıl veriyor? Biz neden bu mezun olan kişiye ODTÜ'lü diyoruz? Yani ne oldu yani, o dersleri geçerek ODTÜ'lü olunmaz. Online'da açılabilirdi bu dersler. MIT'den ders videoları da izleyebilirdi bu kişi. Ama ne var? Kampüsteki o etkileşim, işte yurtlardaki etkileşim, öğrenci toplulukları mesela ODTÜ'nün çok bariz bir şekilde Türkiye'deki en aktif topluluklar arasında. Bunun getirmiş olduğu birçok şey var. Hazırlık okurken öğrenci tiyatro topluluğuna gidebiliyor, sinema topluluğuna gidebiliyor. Sayısalcı ama felsefe topluluğuna gidip orada farklı disiplinlerle tanışabiliyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman işte üniversite eğitiminin bence bir parçası. Ben zaten hep böyle öğrenci arkadaşlara da söylüyorum. Lise eğitimi gibi haftada 40 saat dersin olduğu değil. Haftada yaklaşık olarak 18 saat civarında bir dersiniz var. Yani aslında çoğunlukla boştasınız. Kütüphaneye gitmek için. Buna itiraz edeceğim. Boşta değil. Tamam, düzeltti. Tamam, yani kütüphaneye gitmek için vaktiniz var. Kendi başınıza çalışmak için vaktiniz var. Ki en önemli kısmı bence bu. Kendi başınıza yaptığınız şeyler. Zaten şöyle bir şey var. Mesela bir örnek vereyim. Kalkülüs kitabı 1300 sayfa, biz onun 500 sayfalık ilk kısmını bir dönemde görüyoruz. Sayfa sayfa hızlı hızlı okusak bitmez o. Dersler hızlı hızlı ilerliyor ve size çok fazla bir yük düşüyor aslında. Bunu yapmadan da bir not alarak geçebilirsiniz. Kitabın arkasındaki soruları çözmeden, ilk sene için bence çok önemli bir şey o. Diğer türlü de mezun olabilirsiniz. İşte aradaki fark sizin üniversite hayatınızı belirliyor aslında. Yani birinci sınıf öğrencileriyle de genelde böyle bir hoş geldiniz toplantıları yaparken onlara da verdiğin tavsiye, şimdi üniversiteye gittiğiniz zaman hangi üniversite, hangi bölüm olursa olsun orada önceliğinizi, yani bunu biraz düzelteyim. Önemli şeylerden biri de bu 4 yıl boyunca kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Yani nelerden, nasıl bir hayat istiyorsunuz, nelerden zevk alıyorsunuz, hangi konuya yöneleceksiniz. Yani bu sadece ders anlamında değil, sosyal hayat anlamında da. Yani kendinize bir yön vermeniz lazım. Tabii bunu keşfetmek için de denemeniz lazım. Şimdi üniversitenin size bu imkanı da sunması lazım. Bir arkadaşımız sormuş. Şöyle aradan hemen bir soru sorayım. Sizce profesör biri olarak bilirsiniz. Sizce doçentler mi daha iyi anlatıyor, profesörler mi daha iyi ders anlatıyor diye bir soru sormuş. İyi anlatan profesörler de var. Kötü anlatan doçentler de var. Tam tersi de var. Evet. Kesinlikle. Ya zaten şöyle bir şey, yani hiçbir akademisyen özel olarak formasyon dersi almıyor. Yani bir dersin, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bir yani dersin şimdi nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin eğitim fakültesindeki bir ders almıyor. Şimdi Türkiye şartlarında düşünürsek, biraz önce bahsettiğim bir şey vardı. Türkiye'de araştırma merkezleri yok. Yani çok az sayıda var, var denebilirse. Yurt dışında bilim ve teknolojide gelişen yerlere baktığınız zaman
Orada hem üniversiteler var, üniversitenin yanında pek çok araştırma merkezi var. Üniversiteden bağımsız ama üniversiteyle de iç içe. Şimdi bunun bir Türkiye'de böyle merkezlerin olmamasının şöyle bir sıkıntısı var. Kimi hocalarımız var diyor ki ya ben eğitimle ilgilenmiyorum. Ben araştırma yapmak istiyorum. Ve maalesef bu hocalarımızın gidebileceği tek yer üniversite. Onlar üniversitede bulunmak zorunda. Şimdi tabii böyle bir yerine ders verdirmeye kalktığınız zaman çok da istekli olmayabiliyor. Bunun doçenti de var, profu da var. Diğer tarafta gayet keyifle eğitim yapan, eğitim veren hocalarımız da var. Kendisini geliştirmek isteyen, yani ben şahsen kendimi bunlardan biri olmakla da övünen biriyim açıkçası. Eğitime önem veren biri olarak. Yani spektrum geniş. Ben de orada şöyle söylüyorum. Üniversitede mesela bir hocayı dinlersin, beğenmezsin. Bir hocayı dinlersin, beğenirsin. Önemli olan burada seçeneklerin olması. Ben bu yönüyle hani seçeneklerin olduğu için mesela ODTÜ gibi bir geniş kadronun aslında avantajlı olduğunu düşünüyorum. Her zaman geçerli bu. Yani nereye giderseniz gidin. Bu işte Harvard'da yok zannedersek gerçekten yanılırız. Yani orada bir Nobel ödülü almış bir hoca vardır ve kimse onun dersine girmek istemeyebilir. Yani üslubu, tarzı, bazen amfide sesi duyulmuyordur. Yani bu bile gerekçe olabilir. Yani o yüzden artık akademik düzeyde yani o ortamda bence bu tarz şeylere çok takılmamak gerekiyor. Yani üniversitede bir de şuna da artık öğrenmeniz gerekiyor. Mesela öğrencilerden bazen şikayetler geliyor. İşte şu hoca kötü anlatıyor. Tamam. Hayat şimdi devam burada, ediyor. Hayat devam ediyor. Bir taraftan şimdi burası bir lise değil. Yani hocalar tabii ki öğretecekler ama işin bir tarafı da sizin yani o hocamız sonuçta sizden çok daha deneyimli, çok daha bilgili biri. Anlatamıyorsa o zaman sizin ondan öğrenmeniz gerekecek. Her üniversitede fizik okunur mu? Mutlaka ODTÜ ve Boğaziçi gibi okullarda mı okumak gerekiyor denmiş. Zor soru ama sormak istedim yani. Niye okumak istiyorsunuz fizik sorusunu sorayım ben yine. Yani fizik diplomam olsun diye okuyorsanız bence gerekmez. Yani okumayın. Ama bir diğer taraftan işte biraz önce diyordum doğayı anlayayım ben daha çok şey öğreneyim azmedeyim diyorsanız o zaman size o konuda yardımcı olabilecek bir üniversiteye gidin. Yani bu konuda yardımcı olabilecek altyapıya sahip, hocalara sahip üniversiteye gitmeniz lazım. Şimdi her üniversitede fizik okunur mu, okunmaz mı? Mesela çok fazla adı geçmez. Bana sorarsanız son zamanlarda iyi fizik bölümlerinden biri Mimar Sinan. Yani orada akademik kadrosu bakımından. Yani yine tabii belli konuya odaklanmış bir üniversite, bir bölüm. Yayılmaya var. Birkaç konu daha kazandı. Küçük bir bölüm. Ama mesela İyi bir hoca kadrosu var. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman iyi fizikçiler yurt dışına gidip Türkiye'ye dönmüş fizikçiler çeşitli üniversitelerde sadece ODTÜ'de, Boğaziçi'nde, Bilkent'te değil. Tabii şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela birkaç tane iyi hocası olabilir ve orada iyi fizik öğrenebilirsiniz. Ama vizyonunuzu genişletmek için farklı alanlarda çalışan farklı hocalarla da farklı etkinliklere de katılmanız lazım. Mesela ODTÜ'den bir öğrenci, mesela ODTÜ öğrencileri genelde işte hiçbir etkinliği beğenmezler. İşte yaz okulları olur, bu niye böyle, şu niye böyle. Yani çünkü onun olmamasının ne olduğunu bilmezler. Ama işte yaz okulu organize ettiğiniz zaman işte alanınızda en hevesli öğrenciler genelde ODTÜ öğrencisi olmayanlar oluyor. Çünkü onlar tam bir şey yapmaya çabalıyorlar. Ama işte önlerindeki imkanlar sınırlı. Böyle bir fırsat bulduğunda çok iyi değerlendiriyorlar. Biraz burnumuz havada mı hocam? Öyle demek istemedim. Sen dedin neyse ki. Tamam. Mesela bu bence çok önemli bir soru hocam. Fizik bölümünü Türkçe okumak ne kadar dezavantajlı? Ben mesela yani tıpta falan böyle tartışmalı ya işte okunur mu Türkçe mi yok ya ben Türkiye'de doktor olacağım Türkçe okumalıyım falan gibi. Bana fizikte bu tartışmalı bir konuymuş gibi gelmiyor. Fizikte sanki İngilizce eğitim yani şöyle bir kişinin keşke zaten İngilizcesi olsa da fiziği Türkçe de görebilse ya da Türkçe kaynakların çevirileri bu kadar o kadar iyi olsa ki bu yapılabilse. Çünkü bildiğim kadarıyla ana dilde alınmayan eğitimlerde verimde çok ciddi kayıplar var. ODTÜ'de de görüyoruz bunu.
Yani bir gün sınavda gözetmenim öğrencinin biri elini kaldırdı. Bu ne diye sordu bana ve cevaplama hakkımız yok. Hiçbir cevap veremiyoruz. Sorduğu şey vidaydı. Yani vidayı bilmediği için soruya böyle bakıyordu. Belki bilse yapacaktı, bilmiyorum yani. Ne düşünüyorsunuz? Yani mesela şeye çok şaşırmıştım ben. Bir ilk doktoradan sonra yurt dışına bulunduğum yerde pek çok ülkeden, pek çok kıtadan bilim insanı olan bir yerdi. İngilizce eğitim veren ender ülkelerden biri Türkiye. Yani mesela ODTÜ gibi sadece İngilizce eğitim veren kurumlar var. %100 İngilizce. Bununla beraber oraya gelenlerin hepsi gayet akıcı İngilizce konuşuyor ama. Şimdi İngilizce olmazsa olmaz. Yani şu an için en azından bilim dili İngilizce. Kaynak bulamazsınız. Bir sıkıntı da tabii tercüme olmaması. Tercümelerin sayısı çok az. Şimdi Türkçe okuduğunuz zaman yaşayacağınız sıkıntı, özellikle İngilizcenizi geliştirmezseniz ki yani dersler Türkçe ise genelde çok bir motivasyonu da olmuyor İngilizce öğrenmek için öğrencilerin. O zaman kaynaklara erişemeyeceksiniz. Yani İngilizce bilen birinin önünde yüzlerce kitap varken sizin önünüzde bir ya da iki tane kitap olacak. Yani bu bakımdan oldukça dezavantajlı. Ama şimdi İngilizce sıkıntılı bir konu. Bir taraftan Ertan Hocam'ın bahsettiği konular var. Yani İngilizce eğitimden kaynaklı kayıplarımız çok fazla bana sorarsanız. Diğer taraftan özellikle tercüme yayın sayısının sınırlı olmasından dolayı Türkçe okunduğu zaman da ciddi kayıplar olacaktır. Ben direkt sonuca bakarak hani kendi görüşüm şöyle düşünüyorum hocam. Tanıştığım insanlar işte farklı üniversitelerden işte yaz okullarında falan bir araya geldi. Kesinlikle İngilizce okumuş olanların açık ara avantajlı olduklarını gördüm. Kaynak meselesi birçok farklı mesele. Bireysel anlamda şunu yapmış kişiler zaten göze batmayacaktır. Yani zaten İngilizce olarak kendisini geliştirmiş, kaynak sıkıntısı yaşadığında hemen İngilizceye başvuran ama okuduğu üniversitede Türkçe eğitim gören birisi zaten sıkıntı yaşamaz. Ama ben genel görüntü itibariyle baktığımda dediğiniz gibi motivasyon eksikliği oluyor. İngilizceye yönelmiyor, yönelmedikçe korkmaya başlıyor. Zamanı geldiğinde ODTÜ'de yüksek lisansa başvururken bile korkuyor. İşte bazen görüşüyorum, ya mülakat var mı sizin okulda diye soruyor. Çünkü mülakat çok korkutucu bir şey oluyor. Halbuki zaten çoğu ODTÜ öğrencisi de çok ciddi sıkıntı yaşayabiliyor yani İngilizce konuşma konusunda. Ama hiç değilse ODTÜ'lü şöyle düşünüyor. Ya burası benim okulum. İşte Bilkent, ya bunlar da bizim gibi, giderim, geçerim sınavı, ne olacak? Ama diğer tarafta bence ön yargı gittikçe büyüyor. Gittikçe kendisini uzaklaşmış hissediyor. Ben o başarıyı elde edemeyeceğim gibi düşünüyor. Benim gördüğüm bu. Şimdi İTÜ sorusu sürekli gelip duruyor. Mesela ben üniversiteye sınavına girdiğim zaman işte dereceye de girdiğim için işte rektörlük ilk 200'e girenleri davet etti. ODTÜ'ye geldim. O zamanki rektörümüze birisi şey sordu. Boğaziçi mi ODTÜ mü diye. Suya Sevik'ti o zamanki rektörümüz. Rektörümüzün dediği, yani ODTÜ ile bir üniversiteyi kıyaslayacaksanız İTÜ'yü kıyaslayın. Boğaziçi ile kıyaslamayın. İkimiz ayrı kulvarlardayız diye. İTÜ o bakımdan iyi bir üniversite. Ama İTÜ'nün bir dezavantajı, yani gerçi şu anki durumunu bilmiyorum ama Türkçeydi. Aynen. %30 Türkçeydi. İngilizce programlar açıyorlar. İngilizce hazırlığı vardı. Sonra Türkçe devam ediyordu. Sonra işte bir yönetmelikler değişti. En az %30'u İngilizce olmayan bölümler hazırlığı zor, mecbur tutamaz diye. %30 İngilizce oldu sanırım. Ama sonuçta İTÜ'nün şu anda kültürü Türkçe. Yani İTÜ'nün şu anki durumda ODTÜ'ye kıyasla en büyük dezavantajı nedir derseniz dil problemi. Yoksa iyi bir üniversitedir İTÜ'de. Evet, ben fizikte onu çok bariz bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani diğer alanlarda böyle olmayabilir bu arada. Yurt dışında ilerlemek isteyen birisi için Türkiye'de hangi üniversitede okuduğu ne kadar önemlidir? Üniversitenin prestiji ne kadar önemlidir? Elinizde bununla ilgili mesela veri var mı hocam ya da gözleme dayalı da olabilir? Yani şimdi şu üniversiteler olsun öbürü olmasın dediğiniz zaman her zaman istisnaları çıkıyor. Yani ama orada bana sorarsanız kritik olan şey, bir siz aldığınız eğitim üzerine ne koydunuz? Bu önemli şeylerden biri. Çalıştığınız kişi ki üzerine koymanız gereken şeylerden biri, mutlaka lisans hayatınız boyunca bir hocayla bir çalışın, bir şeyler yapın ki sizi yakından tanısın. Çalıştığınız kişi ne kadar tanınıyor, ne kadar uluslararası yayını var?
Yani eğer çalıştığınız kişinin yurt dışında samimi tanıdıkları varsa iyi yerlerde, yurt dışına çıkma şansınız çok kolay. Hangi üniversitede olursanız olun. Hocam bir araya gireceğim. Şimdi siz farklı bir dünyada yaşadığınız için şimdi tanıdık konusu konuşuluyor. Geçenlerde bir soru gelmiş. Demiş ki işte Aselsan'da tanıdığın yoksa işe giremezsin tarzı. Ben de şimdi Aselsan'da çalışan bütün arkadaşlarımı düşünüyorum. Hiçbiri ne bir tanıdık ne bir şeyle girdiler. Belli bir nitelik, belli bir yeterlilik var. Hocamın bahsettiği samimi bir tanıdığının olması yetkinlik üzerinden bir bilim üretimi üzerinden bir samimiyet. Yoksa hani o onun tanıdığı öğrenci gönderiyor, doğruyu alıyor gibi değil. Böyle anlaşılmamalı. Arada bir akademik bağ var. Birlikte çalışma yapılmış. Hoca daha önce oraya belki öğrenci göndermiş. Karşı taraf memnun kalmış ve tekrar gönderdiğinde diyebiliyor ki bu da diğer öğrencim gibi bir öğrenci. Evet. Size bunu gönderiyorum. Yani işte benim kankam, hadi bir kıyak yap tanıdıklığı değil. Kesinlikle. Yani Yanlış biraz anlaşılabilir hocam. Türkiye'de yaşıyoruz malum. yani mesela hocalar bakımından zor durumlardan biri referans yazmaktır. Yani iyi öğrenciye kolay yazarsınız. Özellikle tanıyorsanız öğrenciyi. Ama kötü öğrenciye yazarken yani kötü yazmanız gerekiyor. Çünkü kötü öğrenci iyi yazarsanız ve giderse, daha sonra iyi bir öğrenci yani oraya kabul alırsa, orada da kötü olduğu ortaya çıkarsa, yani daha sonra iyi bir öğrenci geldiğinizde ne kadar iyi bir referans yazarsanız yayın hiç şansı yok. Çünkü bir defa sizin adınız çıkmıştır. Kötü öğrenciye iyi referans yazdı diye. Camiada o kadar büyük değil. Mesela Yani benim gittiğim üniversitede başarılı bir bilim adamı olarak tanıdığınız varsa, tanıdığı varsa hocanın. Ve bu başarılı bilim adamının içerisinde işte bilimsel etik dediğimiz şey de var. Yani kötü birine iyi demezsiniz, iyi birine de kötü demezsiniz. İstediğiniz kadar sevin ya da sevmeyin. evet, yani bu referans olma olayı şöyle de önemli. İşte yani prestijli bir üniversite derken Türkiye'deki prestiji ile yurt dışındaki prestiji birbiriyle örtüşmeyebilir. Ama mesela ODTÜ için söyleyeceğim bunu. Diğer üniversiteleri hiç karıştırmayacağım. Ben Amerika'da işte bir liste yapıp başvuru yaptığımda bütün üniversitelerin başvuru formunda ülkeyi Türkiye seçtiğimde karşıma birkaç tane üniversite çıkıyordu. Bir tanesi de ODTÜ'ydü. Ha olmasa da oraya diğer kısmına girip üniversitenin adını yazabilirsin. Yazamaz değilsin ama bence bu insana bir miktar da olsa iyi hissettiriyor. Yani bu açıdan bence önemli. Çünkü şundan kaynaklı o listede oranın adı var. Oraya ODTÜ'den daha önce mühendislik fakültesine olabilir, başka bir yer olabilir. Doktora, yüksek lisansa birisi gitmiş ve o üniversite bu üniversiteyi ciddiye alıyor. Bu oldukça önemli bir şey bence. Şu da olabiliyor mesela, bazen bana da geliyor bazen öyle mesajlar. İşte birisi Türkiye'deki bir yerden birisi başvurmuş. İyi de görünüyor başvurum. Başvurduğu yer size yazabiliyor. Daha önce bir referans yazmışsınızdır. İyi yazdığınız biri gerçekten de iyi çıkmıştır. Ya bu üniversite nasıldır? Bu kişileri tanıyor musun diye her ne kadar sizden referans istememiş olsa da başvuran kişi üniversite size yazabiliyor. Bunu hiç bilmiyordum hocam. Birkaç defa oldu. Yani çok yaygın olan bir şey değil ama oluyor. Ama zaten orada iyi bir çalışma varsa ya da oradaki yani en basitten şöyle de yapabilirler. Onun referans olan işte A Üniversitesi'ne gitmiştir. İlk bakacakları şey o A Üniversitesi'ndeki ona referans veren hocanın akademik çalışmalarıdır. Zaten o çalışmalar kendisini ispatlıyorsa bir üçüncü kişiye bir şey soracaklarında ben yani pek sanmıyorum. Sadece belki hani güvenilirlik, etik anlamında belki sorulabilir. Yani Türkiye'de Türkiye'ye alışmış biri olarak şeye adapte olmak biraz zor gelebiliyor bize. Yani bizim nedir, üniversiteye girişiniz nasıl belirleniyor? Tek bir sınavla, tek bir parametre sizin hayatınızı belirliyor. Yurt dışında işler genelde böyle yürümüyor. Yani işte yurt dışında tanınmış üniversitelerden mezun olmuş olmak kesinlikle bir artı. Ama ne oradan mezun oldunuz diye yurt dışından kabul almanız garanti. Ne de işte o başka bir üniversiteden mezun oldunuz diye kesinlikle kabul alamazsınız diye bir şey de yok. O parametrelerden biri. Ha, o parametrede eksik başlarsanız, o zaman diğer parametrelerde neyle kapattınız? Ve liyakat gerçekten önemli. Yani şimdi Türkiye'de aslında üniversite sınavı tek parametreyle alıyor ama en azından güvenilir bir yapısı var şey anlamında. Hani giriyorsun, yapıyorsun, ona göre sıralanıyorsun. Dolayısıyla onun tanıdığı var, bunun tanıdığı var konusu geçmiyor. O açıdan öyle. Aslında yurt dışında veya ya da bilim camiasında da bu böyle. Parametrelerin sayısı fazla ama sonuç olarak baktıkları şey yeterlilik mutlaka, nitelik.
ODTÜ ve Boğaziçi fizik arasında kalan bir öğrenci nasıl karar vermelidir? Ankara ya da İstanbul diye. Ben Ankara'ya mı İstanbul mu diyorum. Tabii Ankara'da yaşamak öğrenci için daha kolay. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hocam böyle bir soru gelmişti, ben de aldım. Mesela fizik çalışmaktan bahsediyoruz. Fizikte hala keşfedilecek bir şey var mı diye bir soru gelmişti. Ben de sormak istedim. Hatta aklıma da şey geldi. Bir deneysel fizikçi, Kelvin olabilir. Şey gibi bir cümle kuruyor. Fizikte o zaman için keşfedilecek her şey bitti. Artık önemli olan daha hassas ölçüm yapabilmek. Sanayi devriminden sonra diye duymuştum. O Kelvin olabilir. Süre tutuyor en azından. Yani evet. Şimdi fizikte hala keşfedilecek bir şey var mı? Var diyebilmek için onun ne olduğunu bilmem lazım. Yani yok mu? Bilmiyoruz. Yani, cevabını bilmediğimiz sorular var mı diye soralım. Cevabını bilmediğim, şu anda cevap aradığımız sorular var mı? Var. Ama bu şimdi fizik yapmanın bana sorarsanız güzel taraflarından biri de o. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani bir şey çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz. İşte mesela parçacık fizikçisiyim. İşte elektron, proton, nötron keşfedildi. Sonra müyon diye bir parçacık keşfettik. Hiç aramıyorduk bile. Sonra arkası da çorap söküğü gibi geldi. Bu sefer parçacık aramaya başladık. Yani şu anda yani yeniden bir sürü parçacığımız var. Hala da arıyoruz. Acaba bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Belki çıkmayacak, belki çıkacak. Ama aramazsak çıkıp çıkmayacağını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Şimdi hala keşfedilecek bir şey var mı? Bunu cevap verebilmek için aramaya devam etmemiz lazım. Çünkü aramazsak zaten hiçbir zaman keşfedemeyeceğiz. Aradığımız zaman da keşfedemeyebiliriz. Yani bazıları için bu fiziğin rahatsız edici tarafı. Ama bence heyecan veren bir tarafı. Çünkü her an bir sürpriz çıkabilir. Çıkmaya arkadaş şey için sormuş. Miyim diye sormuş. Yani keşfedecek bir şey varsa söyleyin geleyim. Halledeceğim ama seni diyor. Mühendislerin yaptığını sandığımız birçok şeyi aslında fizikçiler yapıyor. Cümlesinin altı ne kadar doldur diye sormuş bir arkadaşımız. Şimdi mühendislik ve fizik dediğimiz zaman özellikle bazı alanlarda yani arada bu kadar kesin çizgi de artık kalmadı. Yani mühendisler arasında ya fizik bölümüne oldukça rahat adapte olabilecek mühendisler de var. Fizikçiler arasında mühendisliğe oldukça rahat adapte olabilecek fizikçiler de var. Şimdi bundan mesela sevdiğim bir örnek atıyorum iPhone. Mesela iPhone'u fikir olarak kim ortaya çıkardı derseniz Steve Jobs. Fizikçi de değil, mühendis de değil bu arada. Yani böyle bir fikri bana sorarsanız bir mühendis çıkaramaz. Fizikçi çıkarabilir. Yani iPhone örneğinde fizikçi değil bu örneği bulan ama fizikçi çıkarabilir bu fikri. Ama mühendisler olmasaydı iPhone'da şu anki iPhone olmazdı. Birbiriyle iç içe birçok konu var. Genelde kastedilen şey şu soruda şu gibi hani bazen işte Ar-Ge, biz teknolojinin geliştirilmesi gibi şeyler düşünüyoruz. Mesela ne olabilir bu? Diyelim ki uyduların iletişim amacıyla kullanılması, uzaya uydu gönderilmesi, sonra da bunu telefon görüşmesi esnasında bizim kullanmamız. Bunu kim yaptı acaba? Çünkü şunu çok iyi anlayabiliyorum. Tabii ki okurken bilime, teknolojiye, tekniğe, üretime özendirilerek, keşfe özendirilerek büyütülüyoruz. Bu iyi bir şey. Haliyle de hep isteğimiz şu yönde oluyor. Yani bir şeyi keşfedeceksem, bir şey yapacaksam, buluş yapacaksam, izlediğim filmdeki bilim insanı ben olacaksam hangi bölümü yazmalıyım? Ya da ne okumalıyım, ne yapmalıyım gibi düşünülüyor. Fiziğe gelmeyin. Yani keyif aldığınız için fiziğe geleceksiniz gelin. Yani çünkü ünlü olmak için fiziğe gelirseniz, yani ünlü fizikçiler düşünün kaç tane fizikçi biliyorsunuz? Yani 10 tane belki sayabiliriz. Yaptığı çalışmalar sonucunda onlar çıkabildiler. Yani bir 100 yıl sonra belki kimse sizin adınızı duymayacak. Belki bir başkasının adını bilecekler bu asırda. Ama o tanınan kişinin o çalışmayı yapması için yapmasında önemli bir adımı siz atmış olabilirsiniz. Bu arada şimdi bir örnek daha vereyim. Mesela uydulardan bahsettin, işte telekomünikasyon, iletişimden elektromanyetik dalgalar. Şimdi elektromanyetik dalgaları anlamasaydık ne uydu olurdu, ne telefon olurdu, ne yani kullandığımız pek çok teknoloji var olamazdı. Yani elektromanyetik dalgaları çıkaran kimdi? Fizikçiler. Transistörü keşfeden yine fizikçiler. Tabii sonuçta fizikçiler olarak
bunların prensipleri ortaya çıktı, yapılabileceği, nasıl geliştirilebileceği çıktı ortaya. Hani devamını getiren, bunları gerçekten geliştiren, uygulayanlar da mühendisler oldu. Yani şöyle söylenebilir, mesela LED lambaları aslında keşfedenler fizikçiler. Ama LED lambaları günlük hayatımıza sokan, onun her yerde kullanılmasını sağlayan, tasarruflu bir seçenek haline getiren mühendisler oluyor. Evet. Ya da işte işletmeciler, sanayiciler, bunlar oluyor. Bu mühendislik meselesiyle ilgili, neyse onu söylemeyeceğim, vazgeçtim hocam. Varsa eklemek istediğiniz bir şey. Yok. Biz bu kısmı tamamladık. Şimdi arkadaşların sorularına dönebiliriz. Hızlı cevaplayabiliriz hocam. Burslu okuyunca yurt dışına çıkma olanağı daha fazla oluyor mu? Şimdi sırf burslusunuz diye yurt dışına daha kolay çıkamazsınız. Ama size başarınız için burs verilmiştir. O bir şeydir. Ama buradaki asıl kriter başarı, yani burs vermeye değecek kadar başarılı olmuş olmanız. Türkiye birincisi olmuşsunuzdur, burs almışsınızdır bunun için. Bunu CV'nize yazdığınızda karşı taraf baktığında bu kişi Türkiye birincisi olduğu için bu belgeyi almış, bu bursu almış diyecektir. Bu önemli bir şey. Ya da başarılı olmuş ki burs vermişler bu kişiye diyebilecek. Ya da hatta şöyle düşünecek. Bu kişinin böyle bir bursu var. Böyle bir bursu olduğu halde buraya gelmek istiyorsa bu kişi demek ki çalışmak isteyen birisi. Bunların her biri bir parametre. Mesela ODTÜ'de belki şey gibi bir kriter oluyor. Birisi yüksek lisansa başvuruyor. Siz şeyi tartmak zorundasınız. Bu kişi askerden kaçmak için mi geliyor buraya? Bilimsel çalışma için mi geliyor? Bunu kesinlikle ayırt etmek zorundasınız. Özellikle erkek başvurular için. Burayı cevaplamış olduk. Bakalım. ODTÜ, İTÜ. Bunu cevapladık. Fizikte başarısızım ama yapamadığım için daha çok fizik istiyorum. Pişman olur muyum acaba? Sırf inat gibi bir şey bende demiş. Ne yapmalıyım diye sormuş Rick. İsimler de öyle hocam. İsimlere de bakalım. Rick Sanchez sormuş. Yani inat için fizik okumaz bence akıl kârı bir şey değil. Fiziği seviyorsanız yani şimdi inat ediyorsanız muhtemelen seviyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama niye yapamıyorsunuz biraz da onu da düşünmek lazım. Yani mesela bu böyle şeyleri duyduğum öğrencilerden bir kısmı yani fizikle çok ilgiliyim hocam, çok seviyorum ama hiçbir şey yapamıyorum diyen öğrencilerden ciddi bir kısmı işte komplo teorileriyle uğraşmayı tercih ediyor fizikle uğraşmaktansa. Ve onu fizik olarak görüyor. Yani fizikte başarısız olmanızın sebebi ne? Yani biraz onun üzerine düşünmeniz iyi olacaktır. Yani fizikte başarısız olmanızın sebebi fiziği aslında sevmiyor olmanız olabilir. Sadece hayalinizde yarattığınız bir fizik kavramı vardır. Onu seviyorsunuzdur ama gerçek fizikle ilgili olmayabilir o. Genel fizikle ilgili bazı sorular var hocam. Onları ben belki hani fırsatımız olursa daha başka bir yayında, daha başka bir yerde size sormak isterim. Daha çok şimdi tercih üzerine vesaire şeyleri soralım. Peki İstanbul'da hangi üniversiteleri önerirsiniz vesaire? Yani bizim konumuzun dışında mı? Yani hocalara bakın. Yani evet. Hocalar kaç tane hocası var? Yurt dışı bağlantı, uluslararası düzeyde yayın yapıyorlar mı? Yurt dışı bağlantıları var mı? Bir hoca mı var böyle çok parlak, çok iyi? Yoksa bölümde genel olarak hocaların büyük bir çoğunluğunun böyle özelliği var mı? Ona göre kendiniz karar verin. Mesela bir örnek bir önceki yayında da göstermiştim. Bu ODTÜ Fizik bölümünün akademik kadrosu, asistanlardan hocalara kadar. Bu kişilerin isimlerini internete yazdığınızda çoğunlukla onların makaleleri vesaire çıkacaktır. Oradan da tarayabilirsiniz. Ama şu listeler eğer üniversite yani fizik okumak ve hangi üniversite olmalı sizin için ciddi bir soruysa bu soruya cevap ararken size yardımcı olabilir. Diğer temel bilimlerden fizikte çift anadal yapılabiliyor mu? Şimdi hep çift anadal yan dal sorularına aşinayız. Hep verdiğim cevabı yine vereyim. Niye? Niye biyolojiye gidip fizikte çift anadal ya da yan dal yapmak istiyorsunuz? Mesela ben kendi adıma da bu cevabı vereyim. İşte fiziğe gittim, matematikte çift anadal yaptım. Niye? Matematikçi olmak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Yani benim kafamdaki şey fizikçi olmaktı. Ama teorik fizikçi, kuramsal fizikçi olmak istiyordum ve bunun için de matematik bilgisini arttırmak istedim. Ve bundan da oldukça memnunum. Bu arada çift anadal yan dal soruları hep geliyor. Mesela ilginç gelen bir yaklaşım, bir yanlış hatırlamıyorsam Stanford'daki bir hocanın verdiği bir cevaptı.
çift anadal yan dalı yapmak istiyorsanız, atıyorum teknik bir bölümdeyseniz, yani çift anadal yan dalın amacı size vizyon katmaktır. Fizikle matematik 3 aşağı 5 yukarı aynı bakış açısına sahip bölümler olduğu için çok fazla size vizyon katmaz. Fizik okuyorsanız ya da işte mühendislik okuyorsanız, yan dal yapmak istiyorsanız gidin sosyal bölümlerden biriyle yan dal yapın. Ha, bunu uyar mıydım sanmıyorum. Ama kendi içerisinde de bir tutarlılığı olduğunu düşünüyorum. Bana mesela bir arkadaş sormuş, siz niye mesela makineyi bırakıp fiziğe geçtiniz? Ben fizik okumak istediğim için geçtim. Fizikçi olmak için. Sorayım. Makineye gittim, sizin elinize gelen broşür bana gelmedi hocam. Benim abime içinde fizik bölümünün ne olduğunu anlatan bir şey geçmedi. Yani gelmedi eve. Ben onu incelemedim. Dolayısıyla fiziği çok seviyorum. O halde ne okuyabilirim? Elektronik ve makina. Tercihimi makineden yana yapmıştım o zaman. Makina mühendisine geldim ama daha sonra zaten hem makinenin ders programını gördüm. Fizikte derslere girmeye başladım. Böyle dinlemek amacıyla burada ne yapılıyor diye. Ben o açıdan tabii o şanssızlığın üzerine artık şanslıydım. Çünkü doğrudan bölümde ne yapıldığını görebiliyordum. Çift anadal bir seçenekti. Herkes söyledi. Yan dal bir seçenekti. Herkes söyledi. Ama benim ana yani ilerleyeceğim hattın fizik olduğunu bilince ve makine programındaki dersleri de görünce, yani şimdi orada makine dizaynının üzerine bir ders var diyelim ki. Yani termodinamik orada da var, burada da var. Birisi mühendislik termodinamiği, birisi istatistiksel mekanik, bizim ihtiyacımız olan şey. Bütün oradaki dersleri şöyle bir düşününce yani geriye sadece bana bu uyarıyı yapan kişilerin elinde bir makine diploması da olsundan başka bir şey kalmadığını gördüm. O yönüyle bana cazip gelmedi. Yani aynı dürtüyle İtalyanca öğreneyim, olmazsa ileride çevirmenlik yaparım da diyebilirdim. Bu da bir seçenektir. Yapmadım bunu. Yani biraz da mesela çift anadal falan bana çok uzak geliyordu. Yani lisede tercih yaparken fen lisesi tercihim yoktu benim. Bir ön yargım vardı o zaman. Doğru olduğunu savunmuyorum kesinlikle. Yani ama çok çalışacağım, işte sosyal hayatım kötü gidecek falan filan gibi. Ya öyle değil tabii ki aslında. ODTÜ için de aynısı geçerli değil. Çoğu insanın işte bu bölümde okursan saçın dökülür dediği bölümde okuduk. Bu arada Altı Hocam da mezun olduğunda muhtemelen saçı vardı. Daha fazlaydı. Benim de öyleydi. Bizim sonradan döküldü. Onlar fizyolojik. Dertten tasadan değil. Bu arada orada bir soru gördüm. Seçmeli dersler listesine nereden ulaşabilirim diye. Bölümde açılan bütün derslerin listesi biraz önce Ertan Hocam'ın gösterdiği bölüm sayfamızda var. Orada education... Ben göstereyim hocam. Sen göster. Şimdi education kısmına girdiğiniz zaman hem buradan müfredata bakabilirsiniz. Bu müfredat içerisinde lisans eğitimi kısmına tıkladığınızda lisans eğitiminde gördüğünüz derslere bakabilirsiniz. Bir aynısını yurt dışındaki bir üniversite, Bilkent, Hacettepe hepsi için bakabilirsiniz buna. Belki en fazla bir çeviri yapmanız gerekir. Hani bu derslerin Türkçeleri ne anlama geliyor diye. Bir diğeri de burada gene dersler kısmında. Burada dönemlere bakabiliyorsunuz. Mesela 2019'un 3'ü demek yaz okulu demek. Yaz bu da ikinci döneme. Evet, ikinci döneme ve birinci dönem de burada var. Buna da bence mutlaka bakın. Başlarda lisans derslerini göreceksiniz. Lisans dersleri içerisinde dersin koduna göre, gerçi dersin koduna göre ölçmeleri biraz zor olabilir. Orada ikinci sınıf dersleri diye yazıyor zaten orada. Ha, yanında yazıyor mu artık? Yeşil tamam. Şey var ya. Ha evet evet tamam. İkinci sınıf dersleri. Mesela ikinci sınıfta bildiğim kadarıyla seçmeli ders olarak işte astrofizik dersleri falan vardır. Bunlar zorunlu dersler. Astrofizikler en aşağıda. Evet, en altta, doğru. Üçüncü sınıfa geldiğiniz zaman ya genellikle dördüncü sınıf dersi olarak açılıyor değil mi hocam şeyler? Seçmeli. Üç ve dört. Üç ve dört seçmeli dersler. Mesela nükleer fizik standart programda olan bir ders değildir. Ya da parçacık fiziği iki. Demek ki birinci dönem biri açılmış bunu. Bu dersler burada açılan seçmeli dersler. Bunlar şöyle de olabiliyor. Her dönem açılmayabiliyor ama zaten siz 3 ve 4'te 2 yıl geçirdiğiniz için 3'te alamadığınızı 4'te, 4'te alamadığınızı 3'te alabilirsiniz. Böyle bir seçeneği var. Mesela Computational Physics 2, bilgisayar üzerine gördüğünüz fizik. Bunun birincisi birincisi gerçi Advanced'da zorunluydu değil mi? Yok, değil artık. Bu zorunlu değil. İkinci sınıfta bir dersimiz var, bilgisayar dersimiz var. 200 kodlu. Bütün öğrencilere. Program değişmiş. Matematiksel, bölüm içinde açılan matematiksel dersler var. Ve bölüm birinci sınıf dışında bütün matematiksel derslerini kendi kendisine veriyor. Yani bütün matematiksel dersleri, değil mi? Diferansiyel denklemler vesaire içeren bütün dersler fizik bölümünün dersi içinde. Sadece birinci sınıfta kalkülüs 1-2 dışarıdan alınıyor. Lineer cebir. İkinci sınıfta dışarıdan alınıyor. Onun dışında
Hepsi bölüm içinden. Peki. Fizik bölümü gibi bölümde akreditasyon ne kadar önemli hocam? Yani dün bir öğrenciyle işte yine tercih yapmaya çalışan bir öğrenciyle bir toplantı yaptık. O da aynı soruyu sordu. Yani akreditasyon bizim bölüm açısından hiç düşündüğümüz bir şey değil. Olmadı da. Yani hangi bölüm akredite, hangisi değil onu bile bildiğimi söyleyemem. Yani çok anlamlı da gelmiyor. Sonuçta akreditasyon dediğiniz şey bir kurum geliyor size. Diyor ki siz şu kriterleri sağlıyorsunuz diyor. Biz bölüm olarak yaptığımız işlerle en azından yurt dışına yolladığımız öğrencilerle zaten hangi düzeyde olduğumuzu gösteriyoruz. Yani bir ihtiyaç duymadık. Sadece bu şeyde olabiliyor hocam. Mühendislik gibi bölümlerde bir kişi Türkiye'de makine mühendisi oluyor ama Almanya'da da makine mühendisi olarak çalışmak istiyor. Burada akreditasyon çok önemli. Çünkü orada da mühendis kabul edilebilmek istiyor. Ama fizikçi için zaten nereden mezun olursanız olun fizikçi olarak kabul ediliyorsunuz. Bir de zaten şöyle bir durum var. Hani yani yurt dışına çoğunlukla doktora programlarına falan gittiğiniz için zaten sizden lisans mezunu olmanız bekleniyor. Yani ben yaptığım hiçbir başvuruda akreditasyonla ilgili bir bölüm bile görmemiştim. Şurada bir soru geldi de dalga sorusu hakkında Altuğ Hoca ne düşünüyor diye. Dikkatimi şeyden dolayı çekti. Bir öğrenci bana sanırım o soruyla ilgili bir mail attı. Bu konuda yardımcı olur musunuz bu soru yanlış diye. Aynı sorudan mı bahsediyoruz bilmiyorum ama sonra o arkadaşın mailini bulamadım, cevap yazamadım ona. Yani bu arkadaşıma emin değilim, bu arkadaş da yeniden bana mail atsın. Ama o baktığım sorunun cevabı doğruydu. Sınavda çıkan bir soru var. Sınavda çok, evet. Bu hangisinde? Şey, şimdi hocam ben sorunun cevabını yanlış demiştim. Beni bozmayın şimdi. Ayrı bir program yaparız o. Benim sorduğum soru iki tane girişim sorusuydu. Evet. O doğru. Düğüm çizgisi soruluyor. Hocam düğüm çizgisi diyor ama. Hareketsiz olduğu noktayı soruyor. Ayrı bir video yapalım seninle onunla ilgili. Hocam valla sözünüzü alırım çünkü ben... Tamam söz. Ben yani şey sadece ben değil... Tanıdığım, bildiğim ne kadar fizik öğretmeni varsa birlikte hani belli bir kanaat getirdik. Sonra da ben onun videolarını çektim, anlattım. Hocam sözümü kesinlikle aldım. Söz, hatta bu program bitsin hemen yapalım. Uzatmayalım. Tamam hocam, peki. Ama şimdi bu programın da şeyini yapmayalım. Tamam hocam, peki. Teşekkür ediyorum. Benle ilgili sormuş. Fiziği okuyup ne yapmak istiyordum? Yani şimdi fiziği okuyup kendi adıma hocamın da öyledir. Çok doğrudan ben hemen şunu yapacağım gibi bir şey yoktu. Biraz böyle süslü şeyler de pek hoşuma gitmiyordu. Ben işte bilim insanı olacağım falan. Çünkü yani bilim insanı olmak, yani bölümde zaten hocaları falan görüyordum. Hani öyle çok bilinmez bir şey olmadığı için çok da gözümde bence büyütmüyordum. Ben çok merak ediyordum. Yazları falan sürekli zaten fizikle ilgili bir şeyler okuyordum. Lisans eğitim boyunca da sürekli bir şey çalıştım. O yüzden hep daha fazlasını öğrenmek, daha fazla öğrenmek gibi bir şeyim vardı, amacım vardı. Tamamen buydu yani. Merak, öğrenme isteği. Bir de çok çalışıyordum zaten. Hani onun bir şeyi de nasıl diyeyim? Zaten çalışıyorum. Konu bitti. Yeni konuya geçeceğim. Fiziğe de ilgi duyuyorum. Haliyle orada kendimi ilerlerken buldum. Bir mesela size şey sorulmuş. Sizin matematikte çift anadal yapmanızın size ne gibi katkısı oldu? Şimdi üniversitede mesela son senelerde benim açmaya çalıştığım bir tartışma, birinci sınıf derslerini niye alıyoruz? Yani hangi bölümde okursanız okuyun, hangi mühendislikte okursanız okuyun mesela ya da hangi fen bölümünde okursanız okuyun. Fizik alıyorsunuz, matematik alıyorsunuz, kimya alıyorsunuz. İşte bu sene gıda mühendisi öğrencilerine ders veriyordum. Hep sordu, hocam bizim ne işimize yarayacak elektromanyetik? Şimdi lisede okurken hocam, matematik hocamın söylediği bir şey vardı. Matematik bir düşünme şeklidir diye. O zaman hiçbir anlam veremezdim. Bu sene özellikle bu dersleri niye alıyoruz diye kendime sorduğum zaman daha da anlamlı bulmaya başladım. Şimdi niye? Matematiği niye alıyoruz? İşte ben kendi o zamanki motivasyonum şeydi. İşte fizik yapacağım, teorik fizik yapacağım. Matematiği daha iyi anlamam lazım. O motivasyonla başladım. Ama bana kattığı ondan daha fazlası oldu mesela. Bir matematikçinin yaklaşımı. Şimdi Ertan Hocam biraz önce bahsetti. Fizik bölümündeki matematik derslerinin işte çoğunu biz kendi hocalarımız veriyor. Ha, diğerlerini veremez miyiz? Veririz. Vermekle ilgili bir sorun yok. Ama bizim vereceğimiz matematik dersi bir fizikçi yaklaşımıyla matematik olur. O konuyu öğretiriz.
fizikte kullanırlar da ama bir matematikçi yaklaşımını göremezler. Şimdi matematik okumanın, çift andal yapmanın bana en büyük faydası mesela matematikçiler için yapılan varsayımların farkında olmak ve onu mutlaka yazmak önemli bir şeydir. Atıyorum bir kalkulus sınavlarında 1 bölü x yazarsanız bir yere ve x eşit değildir 0 demezseniz ciddi puan kaybedersiniz. Çünkü onu, yani orada önemli olan şey onun farkına varmanız. Şimdi matematiğin bana kattığı en büyük şey ne diye sorarsanız yaptığım varsayımların farkına varmayı öğrendim. Yani bu sadece fizik için değil. Yani hayatla ilgili de işte şu doğru dediğiniz zaman hangi varsayımlar altında doğru? Yani çünkü hiçbir şey mutlak olarak, yani çok az şey mutlak olarak doğru. Bazı varsayımlar yapıyorsunuz, bazı sınırlamalar getiriyorsunuz, o sınırlar dahilinde doğru. Yani matematik çift andalın yapmış olmamdan bana en memnun olduğum şey bu beceriyi bir miktar da olsa kattığını düşünüyorum. Ha, ikinci olarak tabii ki fizikte kullandığım pek çok matematiksel aracı diyeyim, daha derinlemesine öğrenmemi de sağladı. Ama bu dediğim gibi bence ikincil faydası. Evet, yani farklı bir disipline olduğunu ben de yani doktora da son bir dersimi, seçme dersimi matematik bölümünden almıştım. Hatırlarsınız belki. Özgür Hoca ile aramızda bir diyalog geçmişti. Onun üzerine aldım. Hani yaklaşım gerçekten farklı ve beni yani bayağı da ders zorlamıştı. Ama faydalı oldu yani. Çünkü orada çok farklı bir şey var. Bakış açısı var. Yani belki de hocanın dediği gibi en önemli katkılardan birisi o. Mesela geçen bir cerrahla sohbet ettik. Bir öğrencimin velisi. Yani anlattığı şeyler o kadar benim için farklı ve harikaydı ki yani böyle ameliyat, karaciğer nakli üzerine anlatıyordu. Onun yaklaşımı, onun bakış açısı, yani böyle ameliyat sırasında bağırsakları nasıl sağa sola attıklarını, o sırada işte pamuk parçalarının nasıl içeride kalabildiğini, ameliyat artıklarının nasıl oluşabildiğini anlattı ve onun hastaya yaklaşımı, ben mesela kafamda çok mükemmel bir şey olarak düşünüyordum ameliyatı. Kusursuz her şey yerli yerinde. Ama ameliyatın o telaşı, heyecanı, kısıtlı bir süre var. İşte hasta ile bir müdahale yapılmış. Müdahalenin sonlandırılması gerekiyor. Anestezi var bir anda. Kafamda tıp olunca çok böyle idealleştirmiştim. Ama halbuki onun için hiç öyle değil. Mesela ben bağırsağı çok hassas bir organ zannederken o işte böyle Adana'da bir cerrah çok fazla kurşunlama olayının falan olduğunu söylüyordu ve şey dedi. Kurşun dedi geliyorsa bağırsağı gelsin dedi. Bağırsağı hiçbir şey olmaz falan. Ya yani böyle onun o yaklaşımı, bakış açısı, anlattıkları, benim kafamda kurduğum o kadar birbirinden farklıydı ki o an sadece onu gördüm. Yani üstelik hani anne baba tıpçı ama şey çok farklı. Yani bakış açıları çok farklı ve bir NASA'daki mühendisin bir problem çözme şekli muhtemelen şu anda yanımıza gelse bize çok farklı gelebilir. Çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Odaklandığı çok temel bir konu var. Çözmeye çalıştığı çok temel bir şey var. Uzaya gitmiş, hiçbir başka alternatif olmayan bir astronota bir çözüm üretiyor mesela diyelim ki. Orada yapması gereken bir şey ve o çok farklı bir bakış açısı. Yani en azından bir şeyi bile, koli bandını bile çok efektif kullandıklarını biliyorum. Her şey için koli bandı kullanıyorlar. Çünkü zorundalar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Soruların çok önemli bir kısmına cevap verdik. Bence şöyle güzel bir yayın oldu. Bu yayın kalıcı olarak kalabilecek, benim kendi adıma bana soran kişilere referans olarak atabileceğim uzun ama detaylı bir yayın ki tercih gibi önemli bir şey düşünülünce hiç lafı bile olmaz. 1.5x'e 2x'e alıp izlesin arkadaşlar. Bence o açıdan YouTube'a çok güzel bir şey bıraktık. Ben size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrenci arkadaşlar adına da. Sağ ol böyle bir olaya vesile olduğun için de. Şimdi hocam arkadaşlar yayın bitmeden o soruyu bir çözer misiniz dediler. Aç bir açalım. Soruyu, aç soruyu o zaman. Arkadaşlar çok kısa bekletiyorum. Sorumuz geliyor. ...2020 AYT fizik sorusu. Ben önce soruyu bulayım, sonra ekrana yansıtacağım. Matematik ve neye bakıyorum? Fizik o kadar küçük ki hemen geçmişim hocam.
14 tane sorumuz var burada sadece. Maalesef. Hocam soru okunuyorsa soru burada. Ben soruyu ekrana da vereyim. Arkadaşlar soruyu biliyorlar zaten. Dur ben bir yerden bir hatırlayayım da. Ben gene de onları tamam. Atlatayım. Kalemimiz kağıdımız da var. Yoksa Ertan hocamın doktorası yandı dediler de hocam. Senin açıklaman ne? Şimdi hocam ben şöyle bakıyorum soruya. Bir noktanın hareketsiz kalması için iki kaynağı olan uzaklık arasında yarım dalga boyu fark olması gerekir. Bu da onu düğüm çizgisi yapar. Düğüm çizgisi üzerinde bir nokta yapar. Bu çizimler belli bir ana ait çizimler. Hangi ana ait? Bir andaki görünümleri. Bu dalgalar ilerliyorlar. Şimdi eğer herhangi bir noktaya tepe tepe ulaşıyorsa buraya kaynakları olan uzaklığı lambdanın, dalga boyunun tam katıdır. Doğru. Bu yüzden de burası her zaman bir katardır. Katar Doğru. olduğu için de çift tepe ile çift çukur arasında salınım yapar her zaman. O yüzden yemi ben buraya koyarsam hareket eder. A noktasına gelelim. A noktası şu an itibariyle burada bir tepenin, şurada tam göstermiyor, soru olabilir dediği için bütün ihtimalleri düşünmek istiyorum. Burası da bir çukursa, mavi için gösterilen için bir çukur. Çukursa değil, çukur. Tam orta nokta olduğunu kesinlikle söylememiş. O bayağı önemli hocam. Yani A noktası şurada da olabilir ya. Ha, itirazınız oysa, yani ben açıkçası şöyle yorumladım. O bakımdan doğru diyorum cevaba. Şimdi, dur senin masum ya da şu. Ben vereyim hocam, siz alışkınsınız. Şimdi şurası, şuraya bakalım. Bu kesinlikle iki tane çukur. Hocam öyle olması için orta hattın üzerinden, yani ben şimdi fizik sorusu yazan birisi olarak da söylüyorum lise düzeyinde. Bunun doğrusu şöyledir. Oraya tık 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 diye gösterirsiniz. Dersiniz ki tam merkez hattın ortasında orası. Böylece oraya iki tane çukur gelmektedir. Şimdi şöyle düşünelim. Diyor ki periyodik hareketler yapıyorlar. Bir defa hareket periyodik. Şunun ikisi de aynı anda tam çukur da olmayabilir. Atıyorum mesela birisi iki tane dalga çizelim. Diyelim ki birisi burada. Öbürü de şurada. Yani faz farkı. Faz farkı tam dalgaya yakın. Tam dalgaya yakın olduğu için bu en azından şeydi. Yani kesinlikle bu hareket eder. Ha, şimdi şu A noktasına baktığım zaman, şimdi eğer bu belirsizlik... onu dahil ederek düşünürsen. Belirsizliği düşünürsen, şuna katılabilirim. Bu da parçacık, birisinin tepe noktasında o kesin, öbürünün tam çukurun dibinde olmayabilir. Yani en azından şu A, B Biz kesin hareket edecek. Sorunun sorusu itibariyle oldurmaya çalışıyoruz şimdi hocam. Şimdi C hareket edecek. Kalsa A hareketsiz kalabilir. Yalnız ha. Dediniz. Şimdi ben yorumumu söyleyeyim hocam. Şimdi ben yorum yapmak istemezdim soruya. Sorunun normalde yorumsuz olması gerekir. Yani C'yi şöyle çizseydi eğer şurada. Şöyle göstereyim. Şöyle çizseydi. Derdim ki buralara uzaklık farkları birbirine eşit. Dolayısıyla uzaklık farkı sıfır olduğu için burası bir katar noktası üzerinde. Katar çizgisi üzerinde bir nokta. Dolayısıyla hareketli olacak. Ancak eğer... Gösterim net olmadığı için C noktası şöyle bir miktar ötede bir yerdeyse, yani olabilir denilen sorularda hocam her zaman, yani kastettiğim şey şu. Mesela diyelim ki şöyle bir soru verilmiş size. 4, 3. Bu üçgenin alanı ne olabilir dendiğinde siz burayı mecburen 180 ile 0 arasında düşünmelisiniz. Buraya dik olup da bunun alanı 6 birimdir, birim karedir diyemeyebilirsiniz. Yani olabilir dediği zaman. Şimdi eğer C noktası için bildiğim tek bilgi şu bölgenin içerisinde bir nokta. Çünkü başka C noktasını belirten bir şey söylememiş bana. O yüzden eğer şurası 1, 2, şurada 75, yani 2,75 lambda uzaklıktaysa, şurası da 1, 2, 2,25 uzaklıktaysa, dalga farkı 0,50 lambda, yani yarım lambda olduğu için burası bir düğüm çizgisi. Yani şuradan geçmekte olan, şu A'dan da geçen, şuradaki şu düğüm çizgisi üzerinde olabilir. Böyle olacağı için de şu nokta hareketsiz kalabilir.
Öğrenciler şuna çok alışıyorlar. Siz sınava gireli çok uzun zaman oldu ama öğrenciler mecburen bu sorularla karşı karşıya ve her zaman şunu düşünüyor. Bir olabilir sorusu varsa o sınırlar içerisinde her şeyi düşünmeliyim. Mesela şu kenar işte 3 ile 4'ün toplamı 7'den küçük olmalı. 3 ile 4'ün farkı 1'den büyük olmalı. Burası dik ya burası 5'tir şu kenar diyemez. Olabilir dediği zaman her şey girer işin içerisine. Şimdi burada da benim yaklaşımım bu oldu. Bu arada sırf olabilir dediği için bu soruyu önce C'yi çukur çukur düşünüp iptal edip sonra ya olabilir demiş. Sınav soruları biraz genel olarak kolaydı. Bu soruda bence bir şey var deyip yok yok bu da olabilir. Çünkü bir düğüm çizgisi şu alanın içerisinden geçiyor diye düşünüp işaretleyen öğrenciler oldu. Bu da çok büyük mağduriyet yarattı. Ben de istedim ki soru hiç değilse hani iptal edilsin ya da cevap değiştirilsin. İptal edilmesi daha mantıklıydı. Çünkü güzel sorulmuş bir soru değil. O yüzden benim itirazım buydu. Tamamen buraya yani, bir yaklaşım. Bu itirazına da katılırım. Yani ben ilk baktığımda bu ortada zaten diye o zaman sadece A dedim. Ama dediğim gibi bu itirazda haklı buluyorum. Çünkü genelde biz böyle yaparız. Eğer bir alan belirtildiyse bir nokta için o nokta o alanın içerisinde herhangi bir yerde olabilir. Hele ki soru olabilirse ben hani şimdi ben burada zorlama bir yaklaşım yaptım. Oraya 2,75 oraya 2,25 dedim. Neden yaptım bunu? Olabilir dediği için. Çünkü olabilir mi? Olabilir. C noktası tam ortada diyemiyoruz şey sorularında. Bu geometride falan da oluyor ister istemez. Yani bazen olabilir, olamaz. Kesinlikle sorularında bütün olasılıkları masaya yatırmak gerekiyor. Bu konuda sen daha deneyimlisin. Doktoranı kurtardın. Doktoramı kurtardın mı? Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu soruyu görseydim ama ben A'yı işaretlerdim. Siz hocam ÖSS döneminin insanısınız. Evet. Hızlı çözüyorsunuz. Doğru ama sınavda çok az fizik sorusu var ve öğrenciler ister istemez şeyi düşünüyorlar. Yani bu soruda bir şey mi var acaba diye. Yani gerçekten bu soruda bir şey mi varlık sorularda sorulabiliyor. Mesela geçen senenin bir sorusunu söyleyeyim size. Bir tane kasa, kutu taşınıyor. Sorulan soru şu. Üzerindeki ve ivmesiz. Üzerindeki kuvvetler dengede midir? Üzerindeki hani net tork sıfır mıdır gibi. Yani oldukça kavramsal temel bir şey soruluyor. Ne işlem ne hesap. Öğrencinin bütün burada düşünmesi gereken şu sabit hızlı bir cisim. Hızı değişmeyen bir cisim ve dönmeyen bir cisim için denge koşulları nedir? Ve hangi denge koşullarını sağlıyor? Bunu düşünmesi isteniyor. Ve tahmin edersiniz ki olayı kavramsal olarak iyi ayırt edemeyen öğrenci için bu zor bir soru. Yani bir kere cisim hareketli nasıl dengede olabilir gibi bile yanılgılar olabiliyor. O yüzden hani iyi çalışan öğrencilerde ben şunu gördüm. Daha fazla didikliyorlar. Daha fazla didikleyince de bu sorudan maalesef C'de çıkıyor. Maalesef. Biraz zorlayınca güzel bir soru kaçmış diyelim. Neyse geçmiş hazırlayan olsun. Hazırlayan için. Yani evet hazırlayan için. Efsane bir momentum sorusu vardı hocam. Onu da yayın bittikten sonra size göstereyim. Arkadaşlar yayını izlediniz. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Altı hocama da ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yayının parçası olduğu için. Cevap A oldu. Hocam otorite cevabı değiştirmediniz değil mi hocam? Cevabı değiştirdiniz mi? Ben mi? Cevap A olarak kaldı mı? Burada. Ben A olarak yine cevaplarım. Peki bir öğrenci ben yani ikisini de işaretledim diye itiraz ederse? Yani şöyle diyeyim. Bu sınavları sevmiyorum. Bu tarz sıkıntılar yüzünden. Bana sorarsanız A diyen gerekçesini açıklayıp A diyen öğrenci de doğru. Gerekçesini yazıp A ve C diyen öğrenci de doğru. Ama bu sınav bunu yapmak için imkan vermiyor evet. Kimseye. Evet. Ama mesela üniversitede sorsanız bunu bir öğrenciniz gelse sen niye böyle yaptın dediğinde tahtada güzel güzel anlattıysa puanını alır. Yani çünkü önemli olan bana sor yani en azından üniversite liseden farklı mı diye bir soru vardı. Yani üniversite eğitiminde mümkün olduğunca gerekçeleriniz önemli. Yani neyi nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir soruyu yanlış çözebilirsiniz. Ama düşünce şekliniz doğruysa, bir yerlerde yanlış yaptıysanız orada puanın çoğunu alabilirsiniz. Ama mesela bu sınavlarda ya doğrudur ya yanlış. Maalesef böyle. Çok teşekkürler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Altı hocama tekrar teşekkür ediyorum. Sen sağ olasın. Hoşça kalın.